Merhabalar sevgili izleyiciler, 40'la karşınızdayız. Programımızda konuğumuza 40 soru yönelteceğiz. Her soru için 2 dakika süresi var. Eğer herhangi bir soruya yanıt vermek istemezse pas geçme hakkına sahip, bir soruya 2 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde yanıt verirse arda kalan süreyi diğer soruları için kullanması mümkün. Bugünkü konuğum sanatçı Zafer Algöz. Hoş geldiniz sevgili Zafer Algöz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok mutlu olduk sizi burada ağırlamaktan. Sağ olun. Sizle ilgili öğrenmek istediğimiz çok şey var. Keyifli bir sohbet olacağını umut ediyorum. 40 soruluk maratonumuz başlıyor. Hazır mıyız? Hazırım efendim. Siz hep hazırsınız. Başlayalım keyifli bir şekilde. Şimdi 1961 yılı 30 Ağustos tarihinde doğdunuz. Hatta 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelme sebebiyle de adınız buradan alındı. Evet. Kars'ta dünyaya geliyorsunuz. Babanız memur olduğu için de babanızın sık sık tayinleri oluyor. Şehirlere baktım. Trabzon'da ilkokulu okuyorsunuz. Ardından Ankara'da konservatuvar. Bursa'da tiyatroya adım atıyorsunuz. Yani epey bir dolaşmışsınız. Evet. Bu bir aidiyet duygusunu da örseler ya, acaba ben nereye aitim sorusunu getirir. Buna istinaden ilk sorum gelsin. Zafer Algöz kendisini nereye ait hissediyor? Ben kendimi Türkiye'ye ait hissediyorum. Babamın devlet memuru olması münasebetiyle Türkiye'nin birçok yerini dolaştık, gezdik. Onun dışında devlet tiyatrolarında oyuncu olarak da Sinop'un dışında bütün illere gittim. 2 defa büyük turne yaptığımızda bütün illerimize gittim. 1,5 sene önce de gidip Sinop'u da gördüm. Görmediğim bir yer orası kalmıştı zaten. İyi ki de babam birçok yeri gezmiş devlet memuru olduğu için. Yani çünkü Kars'ta doğan, sülalesi Erzurum kökenli olan bir ailenin çocuğu olarak Kars'tan çıkıp hayatımda hiç deniz görmemişken birdenbire Trabzon'a, farklı bir kültüre adapte olduk. Trabzon'da çok güzel bir evimiz vardı. Tam deniz kenarında Ganita Çay Bahçesi ve Ganita Kayalıklarının olduğu yerdeydi. Hiç unutmuyorum, 20 dakika içerisinde Trabzonlu abilerim bana yüzme öğretmişlerdi çocukken. Şimdi insanlar çocukları yüzme kurslarına gönderiyorlar. Bütün bir sene boyunca dünyanın parasını verip çocuk yüzme öğrensin diye. Karadenizliler bu işi biliyorlar. Hemen derin suda yüzme öğrenilir diye seninle beraber suya atlayarak önce suda durmayı öğretiyorlar ve sonra yüzmeyi öğretiyorlar. O yüzden benim çocukluğum çok zengin geçti. Hayatımda ilk defa Hamsi'yi mesela Trabzon'da gördüm. Mezgit'i Trabzon'da gördüm. Çok farklı bir kültürdü. İlkokulu orada okudum. Daha sonra bizim sülalede biri göç etmeye başladı mı herkes onun peşinden gitmeye başlar. İşte halamlar İstanbul'a, teyzemler Bursa'ya falan deyince biz de Bursa'ya gittik. Ortaokul ve liseyi Bursa'da okudum. Ortaokul son sınıftayken devlet tiyatrolarının açtığı çocuk ve gençlik tiyatrosu kurslarına katıldım. Sonra konservatuarı kazandım, Ankara Devlet Konservatuarı'na. Orada 4 sene parasız yatılı okudum. 2 sene Bursa'da staj yaptım. Sonra İstanbul Devlet Tiyatroları'na geldim. O zamandan beri hala bu mesleğimi icra ediyorum ve sizin de sorunuzda sorduğunuz gibi kendinizi nereye ait hissediyorsanız. Son cümleyi alıyoruz. Evet, kendimi Türkiye'ye ait hissediyorum. Peki, çok teşekkürler. Böyle başladınız. Şimdi ben yine çocukluğunuzdan devam etmek istiyorum. Anne ve babanız değil ama dedeniz bir sanatçı. Türk musikisinin en önemli isimlerinden Kemani Haydar Telhüner'in torunusunuz. Evet. Belki izleyicilerimize hatırlatmak açısından da çok değerli besteler vermiş. Ben şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Hüsnüne güvenme ey ruhim ahım. Evet. Vurma avcı vurma kalbim yaralı, sen seher yelisin, esersin serin, eşini kaybetmiş bir garip kuşum, evet. Şafak çöktü yine sunam uyanmaz ve Palandöken dağlarının yaylası gibi aslında hepimizin belleklerinde yer etmiş çok değerli eserleri var. Bunu şunun için irdeledim. Gerçi dedeniz siz doğduktan 2 yıl sonra 1963 yılında Allah rahmet eylesin vefat ediyor ama ailede başka sanatçı yok. Hani o yıllarda da sanata ya da spora yönelmek isteyen çocuklara aile bir dur der çünkü geçim şartları, yaşam standartları ne olacak diye aile endişe eder. Ama sizde aksi bir şey oluyor. Anne ve baba sanatçılığınız konusunda hemfikir ve size de destek veriyorlar. Acaba burada dedenin etkisi ne oldu diye merak ettim. Soru gelsin. Dedenizin bestekar olması sanat hayatınızı nasıl etkiledi? Dedemin bestekar olması, babamın çok iyi şarkı söylemesi. Babam Cevdet Bey, o da babası sayesinde çok İyi müzik kulağı olan, çok güzel şarkı türkü söyleyen bir adamdır babam. Binlerce şarkı türkü bilir. Benim de hep çocukluğumda babamın söylediği şarkılarla, türkülerle kulağım dolduğu için bir biçimde müzik kulağım da zenginleşti. Ritim duygum zenginleşti. Rahmetli dedem o dönem, yani asıl tabii soyadı Haydar Algöz. Fakat
Sanatçıların biliyorsunuz böyle hünerlerine göre soyadı verirler. İşte Kadri Şençalar, işte Şenyaylar gibi. Dedem de çok muhteşem bir keman virtüözü ve çok iyi bir sanatçı ve çok iyi besteci olduğu için ya senin soyadın da tel hüner olsun demişler. Onun için de Kemane Haydar tel hüner olmuş. Başta da söylediğiniz gibi bizim zamanımızda aileler çocuklarının oyuncu olmasını ya da futbolcu olmasını istemezlerdi. Pek rağbet gören meslekler değillerdi bunlar. Annemin benden önce bir oğlu olmuş. 3 aylıkken ölmüş Erdinç abim. Sonra bana hamile kalmış ve yıllar sonra bana hamileyken devlet tiyatrolarında Küçük Tilkiler diye bir oyun seyretmişler. Küçük Tilkiler oyununda rahmetli Yalın Tolga çok büyük bir aktördü. Allah rahmet eylesin. Onu seyretmiş annem, hayran olmuş ve babama demiş ki oyun bittikten sonra ya eğer bu çocuğum da erkek olursa inşallah bu adam gibi aktör olur demiş. Annemin dileği kabul oldu. Yani benim oyunculuk kariyerimi ta çocukluğumdan itibaren onlar şekillendirdiler. Ortaokuldaki hocalarım fark etti benim oyunculuk yeteneğim olduğunu ve sürekli ailemden oyuncu ol, oyuncu ol, oyuncu ol diye hep böyle bir baskı gördüğüm. İyi ki de o baskıyı görmüşüm. Onların sayesinde oyunculuk mesleğini seçtim. Hep söylerim, insanın hayatta sahip olacağı en büyük şans istediği mesleği sahip olmak, onu yapabilmek özgürlüğüne sahip olmak. Ben de bu anlamda çok büyük destek gördüm. Onun için onlara minnettarım. Peki. Şimdi ben size burada ekstra bir dakika süre vereceğim. Çünkü dedenizin bestelerinden bahsettik ya. Evet. Lütfedip acaba bir tanesini mırıldanır mısınız? Bizi ihya eder misiniz burada? Çok rica edeceğim. Bu bir dakikalık süre. Alacak mıyım bunun için? Evet, ekstra süre veriyorum gönülden. Ya mesela dedemin bir tane daha türküsü vardı. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. Bir sanat müziği şarkısı daha vardır. Leyla sende buldum aşkı. Onunla mesela çok severim ama Tanrı'dan diledim bu kadar dilek zannediyorum, eğer yanlış hatırlamıyorsam babamın bana söylediğine göre, dedem o zaman 4 yıl askerlik yapmış. Yani 2 yıl askere gitmiş ama 2. Dünya Savaşı başlayınca bir 2 yıl daha askerlik yapmış ve bu türküyü Erzincan'da askerlikte yapmış. Haydi dinleyelim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, anam anam bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek, anam anam bir daha görek. Yeter mi bu kadar? Hiç yetmez. Ben 40 sorunun tümünü buna ayırabilirim ama maalesef formata uymak zorundayız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Lütfettiniz. Sağ olun. Şimdi ben 1975 yılına dönmek istiyorum. Bursa Devlet Tiyatrosu Gençlik ve Çocuk Kursları bölümüne kabul ediliyorsunuz ama oldukça da ilginç bir hikayesi var. Çünkü henüz 15 yaşındasınız. Aslında yaş olarak çok da uygun değilsiniz. Biraz küçüksünüz. Küçüğüz, evet. Ama o gün orada Kenan Işık da var. Evet. Ve sizin bir şekilde katılmanızı öngörüyor. Size destek veriyor ve bir çeşit lobby yapıyor, konuşuyor diğer insanlarla. Hatta Erkan Can da orada çok aynı şeye giriyor, kurula giriyor. Şimdi tabii Kenan Işık'ın size destek vermesinin böyle temelinde ne var, bir haberci merakıyla bunu soracağım. Hadi en keskin haliyle 40 formatına uygun bir şekilde soralım. Soru gelsin. Bursa Devlet Tiyatroları'na torpille mi girdiniz, yetenekle mi efendim? Yeteneğimizle girdik. Ya sadece benim için değil, Erkan Can için de geçerli. O dönemdeki çocuk ve gençlik tiyatrosu kurslarına zaten 30 kişiyi alacaklardı ve 18 yaşından yukarı olma koşulu vardı. Biz onu bilmediğimiz için biz de gittik, sınava girdik. Sınavda komisyonda işte rahmetli Yalın Tolga, Kenan Işık, bütün devlet tiyatrolarının böyle ağır oyuncuları falan vardı. Hazırladığımız işte bir parça, bir şiir, onunla katıldık. Ben hiç unutmuyorum, Kenan abi benden şey istedi, dedi ki odada dedi, bir sinek uçuyor dedi, at sineği dedi. O sineği dedi kovalar mısın, varmış gibi. Ben de yapmaya çalıştım. Sonra dedi ki peki kelebek olsa dedi. Kelebeği de kovaladım. Dedi ki dönüp bak gördünüz mü dedi. Çocuk dedi daha bu yaşta sinekle kelebeğin arasındaki uçuş farkını biliyor dedi. Sinek dedi daha hızlı uçar. Ama dedi kelebek hep böyle dedi zigzaklar çizer dedi. Onu dedi ne kadar güzel yaptı falan dedi. Ve oradan beni bir kere bir çembere aldı. Erkan Can da mükemmel ağır çekim ölürdü. Yani bayağı o kadar güzel bir vücut dengesi vardı ki böyle o mermi yiyişi, yere böyle yavaş yavaş düşüşü falan, ona da bayıldılardı. İmtihan bittikten sonra bizi çağırdılar tekrar. Dediler ki ya sizin yaşınız küçük. Yani biz sizi kurslara resmi olarak alamayız ama
İşte Kenan abinin sizi çok beğendi, biz de çok beğendik. En azından buraya misafir olarak gelin. 18 yaşınıza geldiğinizde hala devam etmek istiyorsanız yine kurslara gelirsiniz ya da gidip konservatuvar imtihanında şansınızı denersiniz dediler. Biz kurslara devam ettik. Ben zaten 2-3 hafta sonra bir büyük bir oyunda tam yaşıma uygun bir rol verdiler bana. Yani 15,5-16 yaşında devlet tiyatrolarında ilk defa sahneye çıktım. Hatta oynadığım oyunun yeğenvyesini yaşım 18'in altında olduğu için babam alıyordu benim yerime. O sayede devlet tiyatrosuna girdik. Yani hem ben hem de Erkan Artı anlımızın... +30 verebilirim devam edecekseniz. Evet. Hem ben hem de Erkan yani kendi bizatihi yeteneğimizle oyuncu olduk. Ben zaten hep şunu söylerim, sanatta ve sporda torpil olmaz. Çünkü bir şekilde sanatta ve sporda torpilli olan insanların daha sonra o torpilin getirdiği yere kadar bir yerde kalıp ondan sonra aşağıya doğru düştüğünü görüyoruz. Evet. Şimdi hayat hikayenize baktığımda gerçekten de çekirdekten tiyatrocu yetişmişsiniz. Ailenin desteği var. İşte bahsettiğiniz gibi evet. 15 yaşında konservatuar deneyimi ve sonrası malum. Ama sizin hayatınızı mercek altına aldığımda bana enteresan gelen sizin çocukluk hayalinizin aslında pilot olmak evet, istediğinizi doğru. gördüm. Şimdi pilotluk deyince de ve erkek çocuğuyla birleşince de böyle savaş uçağı pilotluğu falan tabii. gelir ama siz yolcu uçağı pilotu olmak istiyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Evet. O bana çok enteresan geldi ve hatta bu öyle bir aşka dönüş ki galiba evde bir simülasyon da kurmuşsunuz. Bir dönem vardı evet. Hatta arkadaşlarınız da diyor eğer uçağa bir şey olursa Zafer yolcu uçağını kontrolü devralıp manipüle edebilecek kadar da bu konuda ehildir diye. Buna istinaden pilotluk özelinde sormak istiyorum. Soru gelsin. Pilotluk içinizde ukde kaldı mı? Yani ukde kaldı tabii. Her zaman da yine uçmayı seven bir insanım. Yani ben mesela birçok insanda uçuş korkusu olur. Ben de hiç olmaz. Yani türbülansa bile girse uçak ben korkmam. Kendimi pilotun yerine koyarım. Ve dediğiniz gibi de şöyle oldu. Hep çocukların özellikle erkek çocukların hayalinde bir pilot olmak vardır ya. Ama ben o zamanki prosedüre göre kaptan pilot olabilmek için hava harp okuluna girmeniz gerekiyordu. Hava harp okulunda pilot olduktan sonra belli bir uçuş saati orada uçuyordunuz. Sonra emekli olup ya da silahlı kuvvetlerden ayrılıp Türk Hava Yolları'na geçiş yapıyordunuz. Ben de onun için Türk Hava Yolları'nda pilot olabilmenin yolu hava harp okulundan geçmekse diye kendimi o tarafa doğru yönlendirmiştim. Ama annem babam yine dediler ki hayır oğlum ne pilotlu sen oyuncu olacaksın nereden çıktı bu deyip beni pilotluk hayalimden vazgeçirdiler. Konservatuara girdim, tiyatro oyuncusu oldum. Daha sonra işte bu teknolojinin de getirdiği imkanlarla simülatörü keşfedince 1,5-2 sene kadar sürekli simülatöre dadandım. Ama iş artık öyle bir şeye geldi ki yani şimdi gerçek bir uçuş süresinde uçuyorsunuz çünkü. Mesela İstanbul Ankara 55 dakika uçuyorsunuz. O yarım saatte ya ben bunu durdurayım kapatayım deyip çıkıp başka işinize gücünüze gidemiyorsunuz. Devlet tiyatrosunda provam olduğu zaman uzun uçuş bağlıyordum. İşte İstanbul New York yapıyordum. Otomatik pilota bağlayıp tabii evden çıkıyordum. Geldikten sonra tekrar kaldığım yerden devam ediyordum. Ama hala içimde çok tatlı bir heyecan uyandırır yani pilotluk hissi. Onun için de havacılığa karşı hep gönüllü bir insanımdır. Çok severim. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi böyle tatlı tatlı konuşurken artık biraz kırmızı sorular başlasın istiyorum. Kırmızı bir soruyla devam edeceğiz. Sizin uzun bir dönem Okan Bayülgen'in içinde yer aldığı projelerde gördük. İşte önce evet. 1997 Ağır Roman filmi ardından Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu ve Zaga adlı programları içinde yer alan parodiler vardı. Özellikle izleyicilerimiz bu Zaga'daki Ailemizin Görüşü adlı parodilerde canlandırdığınız ailenin reisi karakterini çok net hatırlayacaklardır. Belki evet. bir parantez içinde oradaki karakter doğaçlama mıydı, nasıldı onu da bize bir aktarırsınız merak ediliyor. Teyze, Zuzaylılar, diğer akıllara gelen parodiler. Şimdi merak ediyorum Okan Bayülgen'le işbirliğiniz neden bitti? Ama asıl soru, soru gelsin. Cem Yılmaz'ı Okan Bayülgen'e tercih mi ettiniz? İkisi çok farklı. Yani Okan Bayülgen bence radyo ve televizyon için ideal biri. O anlamda söylüyorum. Ama Cem Yılmaz çok farklı biri. Yani benim ölçülerime göre yaklaşık 25 senedir falan Türkiye'nin bir numarası. Hem komedyen olarak hem de yaptığı sinema filmleriyle, senaryolarıyla. Dediğiniz gibi gerçekten Okan Bayülgen'le Zaga ve Televizyon Çocuğu döneminde beraber çalışmıştık. Oradaki ailenin görüşü, Zuzaylılar, Şafak Bakkalbaşoğlu yönetmenimizde.
oradaki konseptin içerisinde hiç yazılı bir metin yoktu zaten. Bazen yazarlarla çalışmak istedik, hani böyle yazarlık denemesi olanlar, baktık hiç kafamız onlara uygun değil. Ya yazdıkları bize hitap etmiyordu ya da bizim söylediklerimizi onlar yazamıyorlardı. Öyle olunca doğaçlama yapmaya karar verdik. Yani mesela oturuyorduk ekip olarak, bugün ne çekelim? Ben diyordum ki mesela kadınların araba kullanmasını eleştirsin ailenin reisi. Tamam, bunun üstüne doğaçlama yapıyorduk. Kamera 3, 2, 1 kayıt diyorduk ve onun üstüne başladık. Çoğu da zaten bir kayıtta, yani tek take'de alınmış ve bitiminde de yerlere yatıran, hepimizi güldüren şeylerdi, işlerdi. Daha sonra Dudu teyze, mesela Dudu teyze benim bulduğum bir karakterdi. Eskiden Cihangir'de oturuyordum. Hı hı. Cihangir'de benim oturduğum evin tam karşı katında bir tane böyle bir kadın vardı. Bütün gün pencerenin kenarında oturuyordu. Çay ve oradan aşağıya bakarak çocukların oğlunun arabasına yanaşmasına sinir oluyordu. Bir tane Murat 124 vardı böyle. Ona çocuklara bağırıp çağırıyordu. Kadın dikkatimi çekti. Ben de bunu Okan'a anlattım. Sonra da biz artık bunu da televizyonda kullanmaya başladık. Bir dönem geçtikten sonra şunu öğrendim ki orada yapmış olduğum, yani benim de... +30 veriyorum, devam edelim, evet, lütfen. Yani benim de orada yaratıcılığını bizatihi üstlendiğim o işleri Okan bize haber vermeden kendisi gidip kendi üstüne almış noter üzerinden. Yani bunlar benim televizyonumda kullanılan, benim yaratıcılığıma ait olan işler diye. Ben de o zaman sormuştum Okan'a, dedim ya Okan, madem böyle bir şey yapıyorsun, bunları noterden gidip bu projeleri tasdik ettiriyorsun, bizim niye adımız geçmiyor? Bir 30 daha. Yani en azından bunu, evet senin televizyon programında yapıyoruz ama benim neden adım geçmiyor dedim bu televizyon programında. İşte şov dünyasının kuralları böyledir falan filan dedi. Dedim ben de o zaman kusura bakma, ben şov dünyasının kuralları değil, arkadaşlık kurallarına göre hayatımı devam ettiriyorum. Elbette şov dünyasının kuralları olabilir de, böyle bir şey yapıyorsan benim haberim olmasını dilerdim dedim. Sonra o dönem Dudu teyzeye bir reklam teklifi geldi. Sanıyorum 4 bölümlük bir bilgisayar reklamı yapmıştık ona. Oradan da kendisi ayrıca bir kendine ait bir para istedi. Onun da parasını takdim etti. Artı bir dakika veriyorum. Ve olaylar böyle olunca baktım ki arkadaşlık, dostluğun dışında iş farklı bir yere gidiyor. Yani benim öyle çok fazla ticarete kafam basan bir adam değilimdir ben. Daha çok işlerimi gönül işleriyle, hı hı, devam ettiren biriyim. Baktım ki tatsızlık olacak. Çünkü bütün bunlar yaşandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmenin bir anlamı yok. Çünkü orada televizyonun zaten programın sahibi sensin, konsepti sunan sensin. Biz sadece sana yandan arkadaş olarak destek veren, VTR'lerle katkıda bulunan insanlardık. Erkan Taşdöyen vardı mesela arkadaşım. İşte ben vardım. Bütün çalışanlar arkada bir dekor oluşturup onu zevkle yapıyorduk. İşin tadı kaçtı. Ondan sonra böyle bir kırgınlık mırgınlık falan olunca vedalaşalım dedik ve ondan sonra vedalaştık zaten. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Okan Bayülgen parodilerinden bahsedince aklıma o dönemki komediler de geldi. Hani bütün, evet, izleyiciler hatırlar, gençler de şimdi Olacak O Kadar vardı. Plastik Show vardı böyle siyasi hicivlerin olduğu. Yine Beyaz'ın programında seyirciler parodilerin yer aldığı bölümleri hatırlayacaklardır. Ata Demirer'in Korsan TV'si, Şahan Gökbakar'ın Dikkat Şahan Çıkabilir, Çıkabilir adlı programı da yine benzer parodilerde televizyonda yer aldılar. Şimdi televizyonlara baktığımız artık bu tip programların, parodilerin olmamasına istinaden yorumunuzu almak istiyorum. Siz bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Acaba neşemiz mi kaçtı? Çok büyük bir polarizasyon mu aldı? Sinema mı yerini aldı? Mecra mı değişti? Ne oldu? Soru gelsin. Televizyonlarda mizaha neden yer kalmadı? Çünkü kaliteli mizah yapacak adam kalmadı. Mizah yapmak da bir zeka işi. Sadece politik hiciv yapmak da bana mizah olarak gelmiyor. Yani bu bir de arz talep meselesi galiba. Hı hı. İnsanlar daha çok hani biz mizah programlarını severiz falan filan diyorlar ama dikkat ederseniz televizyon dizileri içerisinde de komediden ziyade hep hüzünlü, içinde dram olan unsurlara yer veriliyor. Çünkü televizyon izleyicisi bence büyük bir çoğunluğu kadınlar oluşturuyor. Yani televizyonda akşam saatlerinde hangi dizinin seyredeceğine evde kadınlar karar veriyorlar. Eğer evde iki tane üç tane televizyon varsa erkek kendine ayrı bir dünya kuruyor. Çocuklar kendine ayrı bir dünya kuruyor ama bu işi daha çok seyreden, yani reytinglerde hangi dizinin yükselip hangi dizinin ineceğine kadın izleyici karar veriyor. Burada erkek izleyicinin pek fazla bir fonksiyonun olduğunu sanmıyorum.
Bir de eskiden dediğiniz gibi yani o komediyi yapacak çok fazla cesaretli insan vardı. Deneyen insan çoktu. Giderek bu azaldı. Hı hı. Azaldı. Şimdi insanlar daha çok hemen çok kısa bir zamanda bir şey yapayım, bir şey bulayım, hemen parayı kazanayım. Ondan sonra gideyim kendi işime gücüme bakayım diye bakıyorlar. Dediğim gibi arz talep meselesi. Demek ki televizyonlardan da böyle bir talep gelmediği için öyle programlara yer verilmiyor. Daha çok yarışma programları var. İşte yemek programları var. Onlarla bunlarla böyle zaman geçiyor. Peki. Şimdi ben Cem Yılmaz'ın projelerinden devam edeceğim. Birçok projesinde sizi görüyoruz. Özellikle 2008 Arok'la başlıyor. Ali Baba ve Yedi Cüceler, Arif ve 216 kara komik filmleriyle de devam ediyor. Özkan Uğur ve Ozan Güven de aslında o Yonca'nın yaprakları. Hem bir dostluk var hem de birlikte iş üretiyorsunuz ama bu konu sosyal medyada da bir şekilde eleştiri almış. Siz de aslında bu eleştiriye şöyle yanıt vermişsiniz. Ya kardeşim, Tarantino da aslında aynı ekiple çalışıyor. Biz otogalericisi miyiz? Güzel de iş çıkıyor. Bunu neden eleştiriyorsunuz gibi böyle esprili bir yaklaşımınız olmuş. Ama bir şekilde de Cem Yılmaz'ın projelerinin işte ne kadar izlendiği, başarılı olup olmadığı konusunda da bu da bir eleştiri kriteri olmuş. Sizin dostluğunuza binaen en keskin haliyle şunu sormak istiyorum. Soru gelsin. Cem Yılmaz filmlerinde size özel mi rol yazılıyor? Galiba. Ya çünkü Cem senaryoları yazarken, yani o karakterleri yazarken elbette kimin oynayacağını bildiği için aşağı yukarı onun da neler yapabileceğini, hı hı, ya da üstüne neler getirebileceğini bildiği için ona göre yazıyor. Yani bu hani terzinin adama bakıp onun üstüne göre kostüm yapması gibi bir şey. Yani Ozan'ın işte ne kadar oynayabileceğini biliyor, Özkan abi biliyor, hakeza Çağlar'ı biliyor, Çorumlu'yu. Zaten bizim yaptığımız projelerde hep şöyle bir şey oluyor. Zannediyorlar ki hemen biz bir ay içerisinde karar verip bir ay sonra sete çıkıyoruz. Yaklaşık bir sene sürüyor bunun hazırlığı. Yani önce filmin adı bulunuyor. Muhtemelen de zaten o adı Cem buluyor. Bunun, filmin adı bu olsun diyor. Daha sonra karakterlerin adı, soyadı. Ondan sonra bunu aşağı yukarı kimler oynayabilir? Sonra hikayenin ana çatısı oluşuyor. Ana çatı oluştuktan sonra sahneler eklenmeye başlıyor. Sahneler eklendikten sonra diyaloglar eklenmeye başlıyor. Sonra okuma provalarında oyunculardan gelecek katkı, ya oraya öyle değil de böyle söylesek daha mı iyi olur falan diye ona göre anında değişiklik de yapılıyor. Bazen de birlikte çalışmanın avantajı olarak sette anında değişiklik yapılabiliyor. Mesela Ali Baba ve Yedi Cüceler'de Kenan Mehmetoğlu'la Boris Manço'nun hesaplaştığı bir sahne vardı. İşte Kenan Mehmetoğlu onun evine gidiyor, silah çekiyor, sen işte şunu yaptın, bunu yaptın falan diye böyle bir konuşmaları gerekiyordu. Cem dedi ki bizim çok sevdiğimiz bir Azeri türkü vardı. Neyle'ye, İrade İbrahimova'nın. Sette hep onu dinleyip söylüyorduk. Abi dedi, burada dedi şu sahneyi böyle yapmaktansa bu adamların 25-30 yıldır birbirlerini tanıdıklarını anlatmak için bu düeti beraber yapsak yeterli olur mu? Bir deneyelim dedik. Emin olun iki take'de çektik o sahneyi ve çok da güzel oldu. İşte beraber çalışmanın da öyle bir avantajı var. Dediğiniz doğru. Tarantino da hep aynı insanlarla çalışıyor dedim. Hatta eksik bir şey de söyledim. Dedim ki ne var yani, dünyanın en büyük takımı Barcelona'da yıllardır hep aynı adamlarla oynuyor. Hiçbir zaman kalkıp şu takımdaki 8 kişiyi birdenbire gönderelim. Yeni gelenler gelsin. Öyle bir iddiamız da yok. Kaldı ki bizim kadromuzun içine çok önemli ve çok kıymetli sanatçılar da gelip bir biçimde giriyorlar. Yani sadece bizden ibaret değil sinema filmleri. Peki. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Evet. Sevgili Zafer Algöz. Cem Yılmaz bu kadar büyük bir sanatçı olunca performansı da tabii ki her zaman tartışma konusu oldu. Evet. Stand-up'ta değil ama özellikle sinemada. Arif ve 216 gösterime girdiğinde 2018 yılı beğeni topladığı kadar eleştiri de aldı. Ben bunlardan bir tanesine gazeteci Esin Övet'in satırlarıyla yer vermek istiyorum. Hı hı. Diyor ki film genel anlamda iyi düşünülmüş fakat film bittikten sonra salonun genelinde derin bir sessizlik vardı. Coşkudan eser yoktu. Hatta birçok kişi Cem Yılmaz bizle dalga mı geçiyor sorusunu birbirine soruyordu. Çıkardığım sonuç şudur. Cem Yılmaz sen filmlerde oynama, sen stand-up yap ya da
film yaz, evet yaz demiş sevgili Esin. Evet. Şimdi ben burada biraz numaratik bakmak istiyorum sayılara. Karakomik Filmler 2'nin 440 bin seyircisi var. Serinin ilkine baktığımızda da 700 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. Acaba bu düşüş Esin Övet'in satırlarındaki sebepten dolayı mı? Siz neye bağlıyorsunuz? Cem Yılmaz'ın performansını masaya yatırdığımızda objektif bir yaklaşımda sizin fikrinizi merak ediyorum. Ve en keskin haliyle soruyorum. Soru gelsin. Cem Yılmaz kötü bir oyuncu mu? Bence çok iyi oyuncu. Yani mesela İftarlık Gazoz diye bir film var Cem'in. Ben hayran oldum. Yani çünkü o kadar kısa sürede gidip iki hafta gibi bir zaman dilimi içerisinde oradaki dilin bir kere şiveyi muhteşem yapmış. Şive yapmak o kadar zor iştir ki. Hı hı. Yani bizde genelde şöyle düşünürler. Karadenizliyse uy dağ dersin. Güneydoğu Anadolu'ysa hele babo de devam et. Öyle bir şey değil o. Ya çok iyi yaparsın ya kötü yaparsın. Hele bir de onu karakter olarak başka bir insan olarak oynayabilme yeteneği gösterebiliyorsan. Yani çünkü Cem'in farklı farklı karakterlerde performansları var. Şimdi arkadaşımın da hakkını yedirtmem yani. Burada iki arada filminde oynadığı gemideki mesela garson mükemmel. Yani yaptığı gözlem bir kere 10 numara. Ben Cem'i ilk defa sette öyle gördüğümde tanımamıştım yemin ediyorum. Yani dişsiz bir damak takmıştı. Kafasının üstünü böyle kel yapmışlardı. Kostümünü falan giymiş. Buraya cep telefonunu takmış. Ya bir adam geliyor. Kim bu adam diye baktım. Yaklaştıktan sonra fark ettim. Güldük yerlere yattık. Onun için ben Cem'i çok başarılı buluyorum o anlamda. Oyunculuk anlamında da, yazdıkları anlamında, senarist anlamda da çok başarılı buluyorum. Esin Hanım'ın eleştirisine saygı duyuyorum. Eyvallah ama benim hocam Cüneyt Gökçer'di rahmetli. Devlet tiyatrolarının en büyük oyuncularından biriydi. Cüneyt Bey bize bir gün demişti ki şekerim yeryüzünde hiçbir eleştirmenin anıtı dikilmemiştir. Ama anıtı dikilen sanatçı çoktur. Anıtı dikilen müzisyen vardır. Anıtı olan ressam vardır. Ama siz hiçbir eleştirmenin anıtını gördünüz mü demişti. Burada tabii bir de şöyle bir handikap da var. Cem Yılmaz'ın sinema filmlerinde insanlar Cem Yılmaz'dan gösterideki performansı bekliyorlar. Her 10 saniyede bir bizi güldürsün. Her 15 saniyede bir espri yapsın. Oysa Cem Yılmaz'ın öyle bir iddiası yok. Artı 30 devam evet, edelim. Ben size farklı bir sinema filmi yapmak istiyorum. Kendi inandığım, kendi bildiğim bir şeyleri yazdım. İşte bu ekipte bir sinema filmi yapıyorum. Ben sinema filmi yapıyorum. Sizi komedi filmi yapıyorum. Hadi gelin burada yerlere yatacaksınız. Çok güleceksiniz diye bir iddiası yok. Bir de insanların yapmış olduğu emeğe bakmak lazım. Şimdi Arif Bey 216'nın ilk tanıtım teaserı çıktı. 1 dakika 18 saniye sosyal medyada paylaştık. 10 saniye sonra adamın biri altına yazmış diyor ki anladığım kadarıyla yeterince özen gösterilmemiş. Aceleye getirilmiş bir sinema filmi. Onun için de hani her eleştiri de ne yazık ki dikkate almak doğru değil yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi sizinle ilgili internette bir araştırma yaptığımda şöyle enteresan bir anekdot da buldum ki şimdi kareleri birleştiriyorum. O kadar zengin, çok katmanlı bir yapınız var ki hani hem gördüğünüz şehirler, yaşadığınız hayata evet. karışmanız sebebiyle tanık olduğunuz şiveler vesaire bunların kaynağını takdir edebiliyorum ama seyirci özellikle Cübbeli Ahmet Hoca özelinde sizin onun şivesi gibi konuştuğunuzu özellikle Yahşi Batı filmindeki Şerif karakteri de ona benzetmişler. Ben de herhangi bir ilham aldınız mı diye sormak istiyorum. Soru gelsin. Efendim Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuşma şeklini taklit ettiniz mi? Hayır. Şimdi Arok filmini çekerken 2008 yıllarında Afyon'da Döyer Vadisi'nde çektik Arok filmini. Filmi çekerken filmin çekiminin ortalarında sette böyle dinlenirken Cem Yılmaz dedi ki ya bir kovboy filmi yapalım dedi. Kovboy filmi dedi Türkiye'de Anadolu'da geçsin dedi. Herkes dedi Orta Anadolu şivesiyle konuşsun. Hatta dedi oradaki Şerif dedi. Şener abinin rahmetli babası oyuncu Ali Şen gibi konuşsun. Ali Şen'i biliyorsunuz öyle hani bir köyde böyle bir uyanık muhtar, uyanık köylü tiplemesi vardır. Yani ulan nerede ulan falan diye böyle köpürüp coştuğu şeyler vardır. Ozan da dedi ki çaldı ıslık dağdaşı tuttu. Kutti iki denge geçi dedi. Oradan birisi başka bir şey söyledi. Başka biri söyledi. Tamam abi dediler biz bunu film olarak yapıyoruz. Sonra da Arok filmi bittikten sonra işte artık o senaryonun yazım aşamasında Cem herhalde şöyle düşündü. Ya şimdi herkes Orta Anadolu şivesiyle konuşsun. Böyle bir kovboy filmi yapacağız ama herkes Orta Anadolu şivesini konuşamayabilir.
Öyle olunca da sakil kalır. Sadece Şerif konuşsun bunu deyip sağ olsun bana Şerif Lloyd'u yazdı. Tabii ki karakterin yaratılmasında onun çok çok büyük emeği var. Bütün repliklerine kadar, noktasına, virgülüne kadar. Sonra oturup birlikte çalıştık. Hatta filmde de şöyle bir sahne var. Gramofondan beni dinliyorlar. Sesimi taklit etmeye çalışıyorlar. Orada Cem onu özellikle yazdı ki herkes hevesini alsın. Hani Orta Anadolu şeyle konuşmasını ve bir tek Özkan abininkini ha tamam bu diyorlar. Orada da Özkan abi beni taklit etmiyordu. Ben kameranın arkasından konuşuyordum. Özkan abi sadece dudaklarını oynatıyordu. O da bizim için bir arı kaldı. Yani Şerif Lloyd'un Cübbeli Ahmet Hoca ile hiçbir alakası yok. Onun esinlendiğim kaynağı rahmetli Alişen ve bir de konservatuvardaki çıbıklı çaycımız Sadık Dayı vardı. Sadık Karataş. İkisinden birden harmanlayarak öyle bir şey yaptım Şerif Lloyd'a. Onun için şeyle alakası yok Cübbeli Ahmet Hoca'yla. Peki bunu da burada netleştirmiş olduk. Sosyal medyada ciddi merak edilmiş çünkü. Şimdi ben kırmızı bir soruyla devam edeceğim ve ödüller konusunu açmak istiyorum. Evet. Tabii ki sinema, dizi ve tiyatroda her yıl çeşitli ödüller veriliyor. Siz de sadece alışık tiyatro ve sinema ödülünü iki kez kazanmış bir sanatçısınız. Evet. Şimdi geçen yıl sosyal medyada yaptığınız bir paylaşımla devam etmek istiyorum. Arif ve 216 filminde Çağlar Çorumlu'nun performansından çok sitayetli işle övgüyle bahsediyorsunuz. Evet. Ve şöyle bir cümle kullanıyorsunuz. Demişsiniz ki Çağlar Çorumlu inan Zeki Müren bile kendini böyle oynayamazdı. Arif Bey 216 filmimize her izleyişimde şu performansa nasıl ödül vermezler demişim şahanesin diye de noktalamışsınız. Fakat evet. Çağlar Çorumlu maalesef ödül alamadı evet. Sizin bu saptamanıza rağmen. Evet. Şimdi oradaki sinema ve televizyon dünyasındaki ödül dinamiklerini ne kadar objektif, ne kadar tarafsız ve ne kadar liyakata bağlı olup olmadığını sormak istiyorum. Soru gelsin. Sinema filmleri törenlerinde oyunculara haksızlık mı yapılıyor? Bazı oyunculara haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani şimdi her jürinin seçtiği farklıdır. Yani mesela bir sinema filmi festivali yapalım, 6 kişilik bir jüri oluşturalım. O jürinin tercihleri farklı olabilir. Bir diğer 6 kişinin seçtiği tercihler farklı olabilir. Ama bazı örnekler de vardır ki hani kaba deyimiyle güneş balçıkla sıvanmaz. Yani böyle bir yeteneği, böyle bir performansı nasıl es geçersin diye insanın sorduğu olur. Benim de hayatım boyunca öyle performanslarım oldu. Yani mesela Salkım Hanım'ın Taneleri. Salkım Hanım'ın Taneleri filminde hepsi birbirinden kıymetli, çok önemli oyuncular oynadı. Ama filmin asıl ana karakteri benim. Salkım Hanım'ın Taneleri filminde benim dışımda bütün oyuncular ödül aldı. Zuhal Olcay aldı, Uğur Polat aldı, Güven Kıraç aldı, Kamuran Usluer aldı, Yavşar aldı, herkes. Hatta Murat Daltaban'ın da sanıyorum sinemada ilk filmiydi. Çok küçük bir rol oynuyordu. O da Umut Veren Erkek Oyuncu ödülü aldı. Bana o filmde hiç kimse ödül vermediler. Ama hep beni takdir ettiler. Abi filmde ne oynamışsın? Demek ki jüri görmemiş filmdeki o performans. Aynı şekilde Şerif Lloyd. Hiçbir yerde ödül almadı Şerif Lloyd. Sadece İsmail Dümbüllü ödülü aldım ben. O da benim için çok büyük bir onurdur. Müjdat Gezen hocamın elinden aldım sağ olsun. İsmail Dümbüllü adına verip onu işte yılın en iyi komedyeni olarak Şerif Lloyd performansına istinaden verdiler. Ne bileyim Ah Ben Sonel'i oynadım mesela. Pek yakında filminde. Onu da görmediler. Aynı şekilde Çağlar'ın da Zeki Müren performansını nasıl görmediler diye inanamıyorum. Çünkü gerçekten bir daha söylüyorum. Zeki Müren'i Zeki Müren'den iyi oynadı. Zeki Müren'in akrabaları bile gelip görse ya paşa galiba yaşıyor derler yani. Artı 30 veriyorum. Çünkü o kadar iyi bir performans yaptı ki yani tabii ki kostümü, efendim saçı, gözlüğü, tavrı ama çok bıçak sırtı bir roldü. Yani birazcık böyle egzajere etsen, hafif bir sulandırsan sevimsiz olur. İnanılmaz güzel oynadı ama o performansı hiç kimse görmedi. Aynı şekilde mesela Arif ve 216 filminin işte sanat yönetmeni, kostümcüsü, dekorunu yapan, en küçük aksesuarına kadar kovalayan çocukların hiçbirine ödül vermezken öylesine büyük prodüksiyonda başka bir sinema filminde bir tane bakır leyen, İki tane tesbih, bir tane seccade koymuş adama kalkıp işte en iyi sanat yönetimi ödülü dediğin zaman o zaman ister istemez ben diyorum ki ya bunu o zaman ağırlığına göre değerlendirmen lazım. Orada biri kalkıp demiyorum arkadaşlar burada bakın kaç milyonluk bir iş var, kaç tane emek var. En azından
Bütün bir filmin geneline baktığında 80 tane kostüm var. Siz bütün bir filmi bir tane hırkayla geçiren adama ödül veriyorsunuz denmesini beklerim. Onun için de biraz bu ödül alıp ödül verme konularına ben çok fazla yani bunu takıntı haline getiren biri değilim. Ama haksızlık olduğu zaman da dile getirmek boynumun borcudur diye düşünüyorum. Peki, noktayı koydunuz. Ben de tam buradan kırmızı bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi siz İsmail Dümbüllü ödülüne sahip dediğiniz için isterseniz bir de burada kavuk kimde olmalı meselesini masaya yatıralım. Çünkü bu noktada Ezel Akay aslında bu kavuğun bir kadına da gidebileceğini vurguladı ve buna da destek geldi. Kimlerden? Mesela Nedim Saban'dan, mesela Derya Baykal gibi isimlerden. Telaffuz ettikleri isimlerde işte Binnur Kaya, Yasemin Yalçın gibi çok yetenekli tiyatro sanatçılarıydı. Fakat Rasim Öztekin de geçtiğimiz günlerde işte Şevket Çoruh'a devretti bu kavuğu. En keskin, en yalın haliyle soralım. Soru gelsin. Dümbüllü'nün kavuğu erkek mi? Dümbüllü'nün kavuğu erkek. Çünkü Türk orta oyununda, yani bizim geleneksel Türk orta oyununda kavuklu pi şeker, yani kavuklu ve onun yardımcısı pi şeker, Amerika'daki işte sidekick gibi, hani ona hep açmazlar veren, yol açan adamın da yani bu geleneğin zaten erkekler tarafından hep devam ettirildiğini görüyorum. Ama artık tabii gelişen dünyamız içerisinde kadınların da bu tip performansları var. Ama işin başına dönecek olursak, İsmail Dümbüllü elbette ki Türk orta oyununun çok büyük bir ustasıydı. Şimdi Münir abi, tamam, Allah rahmet eylesin. Ne bileyim, Nejat Uygur'a da verilebilirdi. Çünkü Nejat Baba da Türkiye'de gezmedik yer bırakmadı rahmetli tek başına. Hatta Bahri abiyle de beraber onlar Anadolu'nun en ücra yerlerine bile gittiler, dolaştılar. Tam o eski geleneksel Türk orta oyununda olduğu gibi. Ferhan abi daha modern dönemde bu işi üstlendi. Yani işte mesela bir oyun yapıyor tek kişilik. 2855 oyun olmuş. Yıllardır da oynuyor. Belki oyunu kendi içinde de geliştiriyor. Ama aynı geleneği devam ettiriyor. Bence, benim şahsi fikrim, kimsenin emeğine, oyunculuğuna laf etmek haddim değildir ama bence Ferhan abiden kavuk Cem Yılmaz'a gelmeliydi. Çünkü Cem Yılmaz da yaklaşık 25 yıldır, belki daha fazla bir süredir, Türkiye'de tek başına bu meddahlık geleneğini devam ettiren biri. Çünkü meddahlık geleneğinde yazılı bir metin yok. Kafanızda bir konular var, onları bir biçimde birbirine bağlayacaksınız. Aşağıdaki seyirciye kendinizi sevdireceksiniz ve bunu yıllarca devam ettireceksiniz. Şimdi bundan sonraki süreç içerisinde bir kadına devredilir mi? Onu da kavuğu devredecek olan Şevket kardeşimizin karar vermesi lazım. Elbette Yasemin Yalçın'da olabilirdi. Ne bileyim, Demet olabilirdi. Demet Evgar'da olurdu, Demet Akbağ'da olurdu. Bundan sonra verilmesinde bence bir sakınca yok yani. Verilebilir bunda. Bunda hiç kötü bir şey görmüyorum. Hani ille de erkek olacak diye bir şartın olmasına gerek yok bence. Peki, nokta mı? Evet. Peki. Buradan kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Hep kırmızı şimdi sorularla devam edelim. 2018 yılında Twitter platformu üzerinde yaşadığınız bir tartışma var. Buna değinmek istiyorum. Yine bir Cem Yılmaz projesi olan Arif Bey 216 özelinde. Evet. Ayça Tekindor bir tweet atıyor. Kendisi diyor ki, muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film. Siz de yanıt olarak diyorsunuz ki, İBAN gönder, paranı geri göndereyim diye. Sonra da Hürriyet Gazetesi'nde sizinle bu konuda röportaj yapılıyor. Neden böyle bir tepki verdiğinize dair şu cümleleri kuruyorsunuz. Dediniz ki, herhangi birine kalkıp da böyle bir şey söylememiştim şimdiye kadar. Ayça'yı tanıdığım için bu yanıtı yazdım. Çünkü televizyon, evet, ve Zaga'da birlikte çalışıyorsunuz ama Ayça Hanım da tekrar size yanıt veriyor. Diyor, evet, ki ben Zaga'da çalışmaya Okan'ın teklifiyle başladım. Program onun değil, Okan'ın da kötü dediğim filminde onun olmadığı gibi. Ben ortada yokum. Kendi hesabımdan istediğimi yazarım. Bu kadar değer verme bana ya. 20 sene, evet, olmuş, görmeyeli demiş. Şimdi ben buradaki eleştiriye binaen, hani dost acı söyler ama acıyı da tatlı söyler ya da dostun gülü acıtır deyiminden yola çıkmak istiyorum ama bir taraftan da dost istediğini de söylemeye muktedirdir. Bütün işte bu değerleri bütünleştirdiğimizde eleştiri üslubu ne olmalı ve siz buna ne kadar dayanıklısınız? Soru gelsin. Zafer Algöz bu bağlamda eleştiriye kapalı mı? Ben eleştiriye açık bir insanım. Her eleştiriyi dinlerim ama her eleştiriye değer vermem. Yani bakarım kim söylemiş, ne söylemiş, tamam, saygıyla dinlersin. Ama aklı başında bir eleştiri ise niye dikkate almayayım? Ha, şu günkü aklım olsa o tweet'e öyle bir cevap vermemem gerekirdi. Ama eski dostluğumuza istinaden
insanların hep kusurlarını dostlarına söylemelerini beklersiniz ya. Varsa bir yaptığın yanlış bir şeyi özel olarak yazarsın. Hı hı. Bunu herkesin içerisinde söylemek, herkesin içinde dile getirmek, böyle iddialı cümleler kurmak. Muhtemelen hayatımda gördüğüm en kötü film. Bütün bir hayatında gördüğün. Hayatında gördüğün en kötü film buysa, hayatında gördüğün en iyi film hangisi? Yani o zaman öyle bir şey sorman gerekiyor karşındaki insana. Böyle hemen bağlayıcı bir biçimde. Üstelik de şuna üzüldüm. Yani daha filmin vizyona çıkar çıkmaz 13-15 seansına, ilk seansa gidip bilet alıp çıkar çıkmaz ilk taşı ben atayım. Bunu bir dosttan, bir arkadaştan görmek beni incitti. Anlatabiliyor muyum? Yoksa hiç cevap vermeme bile gerek yoktu. Şu anki aklım olsa gerçekten hiç cevap bile vermezdim. Onun için de yapılmış eleştiri değil. Yani aklı başında bir eleştiri değil. Ben filmi gördüm ama beğenmedim. Eyvallah, bu bir eleştiridir ama hayatımda gördüğüm en berbat film dersen bu eleştiriyi geçer o zaman. Yani bu biraz da dersin ki herhalde arkadaşım başka bir takıntısı var. Yani bir şeye sinir olmuş ki herhalde kalkıp böyle bir şeye mesaj atmaya gerek duymuş diye. Ben de o yüzden eski dostluğumuza, arkadaşlığımıza istinaden kendisine böyle bir cevap verdim. Sonra iş büyüdü tabii. Herkes kalkıp bir şeyler söyledi falan. Aslında hiç cevap vermemem gerekirdi. Yani işin özü tamam, yazsın, yazdığıyla kalsın, devam et, hayatına bak derdim. Çünkü ben hep şuna inanırım. Yıllar önce Erol Taş'la beni tanıştırmıştı. Burada ek süre alabilir miyim? Artı 30 veriyorum tabii, buyurun. Yıllar önce rahmetli Baykal Saran beni Erol Taş'la tanıştırmıştı. Çok genç bir oyuncuydum. Erol abiye dedi ki bak bu çocuk dedi Devlet Tiyatrosu'nun çok genç oyuncularından dedi. Erol Taş dedi ki ha demek ki dedi ailemizin şerefini kurtaracak bir delikanlı daha geliyor dedi. Ben de abi ailemizin şerefi ne dedim. Evladım ben bütün sanat camiasını şu ilkokul mezunu cahil Erol Taş olarak aile olarak görürüm dedi. Bir ressam başarısızsa, bir müzisyenin şarkısı tutmamışsa, bir tiyatrocunun oyunu boş gidiyorsa bizim hepimizin oturup bundan üzülmemiz lazım. Başarılıysa da mutlu olmamız, onurlanmamız lazım. Onun için biz kusurlarımızı birbirimize, meziyetlerimizi herkese söylemeliyiz. Birbirimize öyle sahip çıkmalıyız demişti. O söylediğinden inanın gerçekten çok etkilenmiştim. Yani şimdi mesela sizin bir gösteriniz olsa, beni çağırsanız, gelip ben bunu seyretsem, eğer onu beğenmemişsem, bir kusur görmüşsem ben bunu size özel olarak söylemem gerekir. Ama akşam eve gidip ya da yolda Twitter'dan yazıp ya Jülide Ateş'in gösterisi çok kötüydü, rezaletli dersen bu dostluk ve arkadaşlık değildir. Söz vardır ya, övgü herkesin içinde, yerli evet, birebir evet, diye bu şekilde noktaladınız. Peki, şimdi oyuncular bazen karşılarına çıkan rolleri derler ki tam da beni anlatıyor diye. Hatta oyuncu koçları der ki işte bunu rol yapma, yaşa onu, içindeki o kimliği çıkar diye. Fakat burada şöyle bir durum var. Sosyal medyada yapılan yorumlara da baktım. Hep deniliyor ki üç kağıtçı, yalaka, düzenbaz tarzı rollerini çok iyi oynar demişler. Muhtemelen bu sizin daha çok gözlem yeteneğinize dayanıyor evet, ama yine de bu rolleri oynarken acaba insan içindeki üç kağıtçıyı çıkarayım diye bir şey yaşar mı diye. Ve dahası soru gelsin. En çok hangi rolleri oynamayı seviyorsunuz? Ya ben daha çok komedi oynamayı seviyorum. Ama yani kötü karakter, üç kağıtçı, içten pazarlıklı karakterler üzerinde de insanlar üzerinde hakikaten çok iyi gözlemlerim olduğuna inandığım için onları daha iyi oynayabiliyorum. O da şundan kaynak. Ben kötüyüm. Bakın burada kötü adamı oynuyorum diye oynamamak lazım. Kötüye inanmak lazım. Yani adamın kötülüğüne inanırsanız o zaman samimi oluyor. Aslında bizde mesela genelde dünya sinemalarında da öyledir ya, bazı istisnalar dışında hep kötü karakterler, kadın olsun erkek olsun, çirkin görünümlü insanları seçerler, karanlık tipli insanları seçerler. Sen zaten filmi gördüğün zaman bu işte kötü karakter dersin. Aslında yaşadığımız hayat öyle değil. Yani melek gibi yüzü olan ne şeytanlar var. Ağzından bal damlayan ne sahtekar adamlar var. Onun için o karakterlere inanmak, benimsemek gerekiyor. Ama tabii kostümü çıkardıktan sonra karakteri de çıkarıp kenara koymak lazım. Onunla beraber hayata devam etmek yani ruh sağlığı açısından doğru bir şey değil. Elbette. Şimdi hazır Şerif William Lloyd'dan bahsetmişken bir soru da ona yöneltmek istiyorum. Şimdi bu elektrikli scooter ya da bisiklet tarzı araçlar biliyorsunuz son zamanda trafikte çok görüyoruz. Sizin evet, de sanıyorum böyle bir deneyiminiz var bu evet, araçlar özelinde. Şimdi acaba bunların hız kullanımları, limitleri, şehirdeki kurallarının ne olması konusunda William Lloyd ne düşünürdü? Şerif, ya soru gelsin.
Efendim Şerif William Lloyd'un kasabasında trafik kuralları nasıl işliyor? Şerif Lloyd'un kurallarına göre işler. Evet. Tabii. Çoluk çocuğu ortadan kaldırın, her vakit gezmesinler der. Yani bir kere en başta onu kaldırır. Kızılderililere vermeyin der. Kiralamayın der. Şerif Lloyd'un kasabasında öyle yürür işler. Ama tabii bu işte bisikletli, elektrikli bisiklet şeyi de yani tamam Türkiye'de de böyle bir başladı ama bizim yollarımız onlara hazır değil ya. Yani maalesef hazır değil. Ben gerçekten şaşırıyorum, cesaretlerine şaşırıyorum. Bir dönem ben de elektrikli kullandım. Sonra bıraktım çünkü bana Beşiktaş Fulya'da durup dururken bir kadın U dönüşü yapıp bana çarpıyordu neredeyse. Hatta böyle bir temasımız oldu falan. Ay inanın hiç göremedim dedi. Ha dedim demek ki, affedersin, dedim ki demek ki bunu göremeyebiliyorlarmış. Yani Avrupa'da tabii ki adamlar o kültüre alışmışlar. Bisiklet yolları var, yaya yolları var. Herkes daha dikkatli, daha oturmuş bir sistem var. Bizde öyle bir şey yok. Yani ne bileyim kanalizasyon kapağı açık duruyor mesela. Şimdi bisiklet de oradan giderken, motosiklet de oradan giderken onun içine düşme riskiniz var, ölme riskiniz var, sakatlanma riskiniz var. Yani Şerif Lloyd burada ancak şey söyleyebilir, herkes biraz dikkatli olsun der. Başımıza işer mi yani oğlum? Harikasınız. Şimdi ben siz böyle devam ediyorken Erkan Can'a da değinmek istiyorum. Evet. Çünkü ergenlik yıllarından beri arkadaşsınız. Ve hatta en işte konservatuarda arkadaşım. İşte 15 yaşında birlikte sınava evet. girdiğiniz en eski arkadaşlarınızdan biri. Gözlem yeteneğiniz çok kuvvetli olduğu için Erkan Can'ın da sanıyorum diyalektiğini, konuşma tarzını çok net bir şekilde taklit edebildiğinizi biliyoruz. Şimdi ben eğer Erkan Can burada oturuyor olsaydı ve kendisine Zafer Algöz'ü sorsaydım. Soru gelsin. Efendim Zafer Algöz ve Erkan Can dostluğu nasıl başladı? Erkan Can anlatsın lütfen. Vallahi biz Zafer'le Bursa'da tanıştık. O zamanlar daha küçüktük. Yani küçük demeyeyim de hani 14-15 yaşlarındaydık. Tiyatroya gittik. Böyle başlardı Erkan. Erkan çok tatlı adamdır gerçekten. Dediğim gibi de benim en eski arkadaşımdır. Rahmetli annesini babasını tanırım. O benim annemi babamı tanır. Benim onlarda gidip kalmışlığım vardır. O gelip bende kalırdı. Birlikte bir tane projede oynayabildik. Bir televizyon dizisinde. O da dizi 4. bölümde kalktı. O da bizim şanssızlığımız işte. Ondan sonra hiç beraber olma şansımız olmadı. Ama içgüdüleriyle oynayan çok önemli bir oyuncudur Erkan. Yani Erkan'a mesela bir rolü anlatırken oturup 250-300 sayfa bir şeyler verip al bak şunları oku, buradan yola çıkarak birazcık bilgi sahibi ol demek yerine ona çok kısa net anlatmak lazım. Erkancığım bak bu adam senin düşmanın, bu adam sana ileride şunu yapacak, bu adam şu, bu adam bu. Bunu kısa kısa, ha demek öyle, desene mi oğlum der. Ve ondan sonrasını başarılı olarak yapar. Çok sevdiğim, kıymet verdiğim bir dostumdur. Ona da buradan selam göndermiş olalım bu vesileyle. Peki, şimdi... milyonlarca insan sizi çok büyük keyifle gülerek izliyor ve hakikaten insanları gülebildirmek de bence çok çok kutsal bir şey. Elbette, çok büyük tabii. bir misyon ve hizmet aslında hele ki dünyamızın bu halinde. Şimdi siz de birçok ünlü komedyenle güldürü ustasıyla çalıştınız. Ben merak ediyorum acaba sizi kim güldürüyor diye soru gelsin. Türkiye'nin en komik ismi sizce kim? Cem Yılmaz. Bence Cem Yılmaz. Hadi öbür soruya geçelim. Yani şu anda Cem Yılmaz ama sadece Cem Yılmaz'dan ibaret değil. Elbette beni çok güldüren arkadaşlarıma en komik dediğiniz için yani ikinci sıraya Can Yılmaz'ı koyarım mesela abisine. Can da beni çok güldürür. Özkan abi koyabilirim üçüncü sıraya Özkan Uğur. Çağlar Çorumlu. Farkındaysanız bunlara bakın saydığım insanlar hep birlikte çalıştığım insanlar. Hı hı. Çünkü insanı gerçekten güldürmek zor iş. Yani hakikaten çok zor iş. Ayrı bir zeka gerektiren, bir birikim gerektiriyor, yetenek gerektiriyor. Hep şey derler ya, mesela çok güzel bir fıkra duyarsınız birinden. Ya ben bunu bir türlü anlatamıyorum. Şunu Ahmet anlatsın da bak bir dinle dersin. Hı hı. İşte o Ahmet anlatsın da bir dinle dediğin adamda demek ki bir komedi parıltısı, komedi yeteneği var ki onun anlatmasını tercih ediyoruz hep. Türkiye'de komedyenlik alanında şu anda... Benim gördüğüm böyle her siyah tişörtü üstüne geçirip sahneye fırlayanlar da çok var. Yani iş sadece siyah tişörtle olmuyor. Kafanın içi dolu olacak ki
elinde hikayen olacak, anlatacak bir şeyin olacak ve çıkıp bunu her gece imtihana girer gibi yeniden yapacaksın. Bir defa yaptın, bitti. Hı hı. Hatta Cem'in çok güzel bir lafı vardır. Bir gün Cem'in gösterisini seyretmiştik bir yerde. Yine çok güldük. Ya ben her seyredi şimdi birçok şeyine bir daha gülüyorum bildiğim halde. Ya bravo Cem o ya dedik. Hani bak çok güzel oyun geçti falan. Evet abi bugün de milleti güldürdük. Bakalım yarın ne olacak? Yarın da güldürebilecek miyiz? Çünkü canlı performans hakikaten öyledir. Kendiniz yapabilirsiniz, bir şeyler yapıyorsunuz, getiriyorsunuz ama onu her akşam gelen insanlara bir daha kanıtlamak zorundasınız. Bakın ben güzel şarkı söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Bakın güzel oynuyorum, bir daha oynayacağım. Bakın güzel dans ediyorum, evet, bir daha yapacağım. Hep canlı performans her akşam sınava girmek gibidir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Böyle kahkahalarla devam ediyoruz. Fakat hayat çok farklı renklerle de dolu. Ben sanat dünyasından bir başka yakın arkadaşınızdan, Ozan Güven'den bahisle bahsedeceğim. Şimdi kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme gelmişti. Hatta bu konu mahkemeye taşındı. Evet. Arkadaşı olmanız sebebiyle bu konu size de defalarca soruldu. Belki de kadına şiddetin Türkiye'nin bir kanayan yarası olması sebebiyle defalarca soruldu. Ve sizin de eleştirilmenize yol açtı. Elbette kimse arkadaşının, akrabasının yaptığı işten birebir sorumlu değildir. Ama ona olan yaklaşımından, kınayıp kınamadığından ya da kavramsal olarak nasıl yaklaştığı da merak edilir. Ben de size sorumu bu bağlamda yöneltmek istiyorum. Siz o dönem dediniz ki kadına şiddet uygulayana lanet olsun ama arkadaşımızın da yanındayız demedik. Şu anda Ozan da pişmandır, hanımefendi de ama yaşananları biz bilmiyoruz ki ne oldu da iş o noktaya geldi. Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. O noktada devlet otoritesi devreye girer şeklinde bir açıklamanız var. Şimdi ben özellikle şunu merak ediyorum. Siz Ozan'la mutlaka birebir konuştunuz. Yüzüne karşı bir eleştiriniz ya da net bir kınamanız oldu mu? Olduysa bunu basında net bir şekilde dile getirmekten imtina mı ettiniz? Bu konudaki yaklaşımınızı merak ediyorum. Çünkü ahlaki değerleri, o etik yapıya çok değer verdiğinizi de biliyorum. Hatta 2016 yılında yaptığınız bir söyleşi var. Diyorsunuz ki hayatta en korktuğum şey birinin hakkını yemektir. Evet. Yani bu kadar titizlikle üzerine titrediğiniz için soruyorum. Soru gelsin. Ozan Güven olayı sizi utandırdı mı? Beni çok üzdü. Ben önce şaka sandım. Yani hadi canım olamaz böyle bir şey dedim ilk haberi gördüğümde. Çünkü ben Ozan'ı hani 25 senedir falan tanırım. Yani Ozan'ın hiç öyle tepkiler verecek bir insan olarak hiçbirimiz görmedik. Duymadık da yani. İlk defa şimdi bunu duyunca yani hakikaten şaka yapıyorlar yani. Çünkü Ozan'ı kapısının önünde bekledikleri için adam köpeği çıkarırken bile kameralar da peşinden geliyor. Yani çöp dökecek ona bile hep sürekli ya bir şeyi uyduruyorlar herhalde diye düşündüm. Sonradan böyle bir olayın yaşanmış olduğunu işte iki tarafında birbirine böyle sille tokat denecek derecede böyle öfkeyle daldığını öğrenince ona çok çok daha fazla üzüldüm. Çünkü hani hangi insan şiddeti meşru görebilir ki? Tamam canım hak etmiştir öyle bir şey olamaz. İnsanın insana şiddeti kadar kötü bir şey olamaz. İnsan insana şiddet göstermemeli, kadına şiddet göstermemeli, hayvana, çocuğa, doğaya. Bu zaten insan olmanın en büyük erdemi. Ama bu konuda elbette söylenecek bir şey varsa oturup da sosyal medyada ya da basın önünde arkadaşımla ilgili böyle bir şey söyleyeceğime ben kendisine şahsen konuşmayı, kendisine şahsen iletmeyi tercih ederim. O anlamda elbette kendisiyle temasımız oldu. O da yaşananlardan çok üzgün. Böyle bir şeyden kim mutlu olur ki? Yani kalktığınızda bütün insanlar sanki Türkiye'de bir tek bu olay varmış gibi sabahtan başlayıp akşama kadar televizyonlarda, magazin programlarında sürekli bunun işleniyor, işleniyor, işleniyor olması kim olursa olsun insanı rahatsız eder ve üzer. Şimdi olay dediğiniz gibi yargı aşamasına intikal etmiş vaziyette. İşte ya taraflar belki uzlaşma mahkemesi mi diyorlar öyle bir şey galiba bir bağlantı olmuş ama iki taraf da uzlaşmak istememiş. Biz mahkeme kararında ısrarlıyız demişler. Şimdi iş yargıya intikal edecek. Artı 30 veriyorum. Evet, mahkeme kararı bittikten sonra, zaten mahkeme kararı bittikten sonra hayat tekrar normale dönecek. Herkes kendi işine gücüne gidecek de bence bizim bekleyip ne olacak, ne bitecek onu görmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü benim söylediğimde eleştirecek bir taraf yok. Biz çünkü ne yaşandığını bilmiyoruz dedim.
Yani hakikaten doğru. İki kişi arasında yaşananı bilmiyoruz ama yaşanan... kavramsal olarak kadına şiddete kesinlikle karşı olduğumuz çıkarımını yapıyoruz. Kesinlikle karşıyım tabii. Çünkü kadına şiddet göstermek acizliğin belirtisidir. Yani niye kadına şiddet gösteriyorsun ki? Kadın bana şiddet gösterse ben evi terk ederim. Peki. Şimdi bir diğer kırmızı soruyla devam etmek istiyorum. Yine Ozan Güven konusunda yaptığınız bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Diyorsunuz ki Ozan'ı protesto ediyor senaristler. Bakıyorum çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar. Ayıp evet. Değil mi? Şimdi burada bir tavır gösteriyorsun. O zaman kalk ben bu senaryoyu yazmam. Burada kadına şiddet var diye sanki evet. Burada bir ikiyüzlü çifte standartlı tutum olduğunu evet. irdeliyorsunuz. Ben de bu senaristlerin kim olduğunu, kimi ikiyüzlülükle suçladığınızı merak ediyorum. Soru gelsin. Evet. Senaryosunda kadına şiddet bulunan dizi ve filmleri kim yazıyor? İşte bir sürü senarist yazıyor. Biz yazmıyoruz. Oyuncular yazmıyor. Senaristler yazıyor. Yazarken de şunu herhalde karar veriyorlar. Ya çocuklar bizim toplum biraz kavgayı, gürültüyü seviyor. Bağırış çağırış olsun dizide. İşte bir iki tane adam böyle racon kessin. Bu minval üzerine yazalım yavrum diyorlar. Onlar da o minval üzerine yazıyorlar. Zaten ya güçlü kadın karakteri oluyor ya zayıf kadın karakteri oluyor. Dolayısıyla ben hepsi için demiyorum. Ama şimdi 200-250 kişi imza topluyorsun. Vay efendim kadına şiddeti, tamam biz de protesto ediyoruz. Ama o zaman kadına şiddeti destekleyen yere ekmek taşıma. Senden böyle bir şey yazmayı istiyorlarsa... Abicim ya dizi çok zayıf gidiyor. 6. bölümde herif karısının parmaklarını pirzola demiriyle kırsın. İşe bir şey gelsin, bir hareket gelsin. Bir dakika abi ben böyle bir şey yazamam de. Şimdi onu yazıyorsun. Sonra da kalkıp adamı protesto ediyorsun. Ben bunu eleştirdim. Yani tamamı değil elbette yani. Ama o minval üzerine yazan, o konuları irdeleyen işleri yapıp oradan para kazanmaya hiçbir şey demezken oyuncunun bir anda böyle bir şeyini buldun diye o taraftan yüklenmeyi samimiyetsiz olarak görüyorum. Çünkü hayatta şuna inanırım Jülide Hanım. İnsanın ne zaman hastaneye, ne zaman hapishaneye düşeceği belli olmaz. Buradan dışarı çıkarız, bize bir araba çarpar, hastanelik oluruz. Ya da biz arabamızla giderken birine çarparız, Allah korusun bir şey olur adama, hapishaneye düşeriz. Onun için insan çok büyük konuşmamalı, iddialı konuşmamalı. Hep diyoruz ya biraz da sakin olup böyle bir adım geriye çekilip olaylara oradan bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki. Şimdi sosyal medya dinamikleri üzerinden devam etmek istiyorum. Siz de çok sık Bilmiyorum. Kullanıyorsunuz. Özellikle Instagram'da daha aktifsiniz anladığım kadarıyla. Tabii sosyal medyada da karşılıklı bir iletişim olduğu için hani istediğini söyleyen istemediğini duyarmış, istemediklerimizi de duyabiliyoruz. Zaman zaman sinirlenebiliyor insanlar. Bu konuda siz de tek değilsiniz. Cem Yılmaz da sanıyorum bu linç kültürünü verdiği rahatsızlıkla 2017 yılında sosyal medya hesaplarını bir süre askıya almış. Siz de o dönem sosyal medyadan bir mesaj vermiştiniz. Dediniz ki bu alemde Allah'tan başka kimseden korkmam ve kimse bana yol yordam gösteremez. Bazı dangalaklara burayı bırakmayacağım diye önce bir gittiniz sonra da geri geldiniz. Evet. Şimdi hakikaten bu bütün herkesin, bütün ünlülerin deneyimlediği bir şey. Linç kültürüne de maruz kalıyorsunuz, hakaret de duyuyorsunuz. Şimdi burada sosyal medya yasakları geldi. Kimi bunu sansür olarak niteledi, kimi de işte bu hakaretleri engellediğini düşündü. Sizin buna yaklaşımınızı merak ediyorum. Soru gelsin. Yeni düzenlenen sosyal medya yasası hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yeni düzenlenen sosyal medya yasası hakkında inanın çok fazla bir bilgim yok. Ama en azından sosyal medyayı kullanan insanların bir sayfadan birine bir şey yazıyorsa onun kim olduğunu bilmek hakkımız var. Çünkü birine hakaret etmek, birine laf geçirmek o kadar kolay ki. Şimdi sosyal medyanın Türkiye'de şöyle bir taraf oldu. Türkiye'de değil, dünyada öyle. Sevdiğiniz, hayran olduğunuz ya da sinir olduğunuz birini takip ediyorsunuz. Adamın yazdığına bir cevap ya da laf sokuşturuyorsunuz. O sizi rahatlatıyor. Oh diyorsun. Lafımı da soktum, kenara çekildim. Ama bazen hakikaten öyle aptalca, öyle dangalakça şeyler de geliyor ki. Hani bir susuyorsun, iki susuyorsun, üç susuyorsun. Sonunda diyorsun ki ya bu arkadaş kaşındı, ben buna bir cevap vereyim diyorsun. Biz de yıllar önce böyle bir kızdık. Ya şu sosyal medya hesaplarını kapatalım, rahat edelim ya dedik. Tamam ya kapatıyoruz falan dedik. Hemen peşine ne oldu ya, korktunuz mu? Ya kimden korkacaksın? Niye korkacaksın ki? İnsan eğer kendinden eminse, her zaman doğruyu söylüyorsa, vicdanlıysa, saygılıysa niye korksun ki? Korkacak bir şey yok. Asıl korkması gerekenler sahte isimlerle, sahte adlarla insanlara kalkıp hesaplar üzerinden yol yordam gösteren, küfreden, hakaret eden insanlar bunlar.
Yani bu rüzgar ne zaman dinecek bilmiyorum. Bizim de hep aramızda çok konuştuğumuz şeyler. Şimdi mesela oturup ne yapalım, ne edelim falan diye sohbet ederken adamın biri mesela öyle bir şey atıyor ki Cem Yılmaz'ın 4 tane filmini birleştirdim. Bir senaryo yaptım. Bir araya gelelim de size anlatayım koç diyor. Bana diyor koç. Ya bunu yazan adam 30 yaşında. İşimiz gücümüz yok. Bizim 4 tane filmi biz becerememişiz onların hepsini birleştirip bir film yapmaya. Evde oturmuş akşam gece 12'den sabah 3'e kadar bir şey yazmış. Onu senaryo zannediyor. Artı 30 verelim. Tabii şimdi bunu kırmamak için nezaketen diyorsun ki çok sağ olun kardeşim. Teşekkür ederiz ya da hiç cevap vermiyorsun. Cevap vermiyorsun ısrarla yazıyor. Aynı şeyleri yazıyor. En sonunda diyorsun ki kardeşim biz başkasının yazdığı senaryoları değil, kendi yazdığımız senaryoları çekiyoruz. Teşekkür ederiz diyorsun. Sağ ol abi demek yerine yine altına yazıyor da yazıyor. Yazıyor da yazıyor. Siz kendinize ne zannediyorsunuz falan filan. Onun için sonu yok yani. Hakikaten sonu. Peki çok teşekkürler. Şimdi Cem Yılmaz'dan bahsettik ama abi Can Yılmaz da çok yakın dostunuz. Ona da çok güldüğünüzü söylediniz. Hatta bu dostluk Burada Olan Burada Kalır adlı bir programa da evrildi. Fakat şimdi sosyal medya şöyle bir gözlemde bulunmuş. Kesin diyor aralarında rekabet var ve bu rekabetin en önemli bir kısmını da edebiyat oluşturuyor. Ve yazdığımız kitaplar üzerinden de ciddi bir rekabete vurgu yapmışlar. Özellikle Burada Olan Burada Kalır programında Can Bey'in yazmış olduğu kitapları işte masaya sermesi, fonda gösterdi. Göstermesi bu hakikaten sosyal medyayı konusu olmuş. Sizin de 2 tane kitabınız var. Cash on the Table, Hushard the Blackboard değil mi? Şimdi burada Can Yılmaz'ın edebi yeteneğiyle sizin önüne geçmeye çalıştığı vurgusu geldi ya. Buradan devam edelim isterseniz. Burada nasıl olsa samimi bir ortamda biz bize konuşuyoruz. Tabii. Ve lütfen bize doğruyu söyleyin. Soru gelsin. Can Yılmaz'ın kitapları mı daha iyi yoksa sizinkiler mi? Can Yılmaz'ınkiler kitap, benimkiler eser. Ben bunu Can Hoca'ya söylüyorum, çok kızıyor bana. Tabii bu işin esprisi. Can Yılmaz'ın yazım yeteneği elbette çok iyi. O çünkü benden önce başladı bu işlere. Benim hiç yazma yeteneğim falan yoktu, öyle bir şey yoktu. İlk defa işte Kafa Dergisi'nde yazmaya başladık biz. Yıllar önce, 6 sene önce galiba Candaş Tolga Işık beni aradı. Abi dedi böyle bir dergi çıkarıyorum. Sen de bize yazar mısın dedim. Yandaş ben yazar değilim. Yani ya ayda bir kere ne istersen yaz. Kendi gözlemlerini yaz, yaşadıklarını yaz. Bak dedi işte İlber Hoca var. İşte Ataol Behramoğlu var. Sunay var. Bir sürü güzel de kadro oluşturuyorum. Senin de olman çok iyi olur abi falan dedi. Olur dedim. O arada konuşurken ya Cem Yılmaz da bizde yazar mı falan dedi. Cem dedim sizde yazmaz ama asıl dedim Can Yılmaz var dedim orada yazar. Abi bir konuşalım Can Yılmaz'la dedi. Sonra konuştuk. Can Yılmaz'la birlikte dergide yazmaya başladık. Can Hoca benden daha becerikli ve daha usta bir kalem olduğu için o hemen kitap çıkarmaya başladı. Bana da dediler ki abi sen de şu anılarını en azından bize bir kitap olarak yazar mısın? Ya bir deneyeyim dedim. Bir de ben başkaları gibi daktilo falan da kullanamıyorum. El yazısıyla yazıyorum yani. El yazısıyla yazmaya başladım. Böylece 2 tane kitap yazmış oldum. Şimdi 3. kitabımı da yazmıştım. Fakat bu pandemi süreci başlayınca bir anda kitap kenarda kaldı. Çünkü yayın evleri de ne yapacaklarını şaşırdılar. Kitap fuarları bir anda iptal oldu. Öyle bir şeyle girince şu anda bekleme durumuna geldik. Ama yazarlık anlamında tekrar ediyorum. Can Yılmaz elbette ki çok iyi bir yazardır. Benden iyi bir yazardır. Çünkü ben anılarımı anlatıyorum. O hikaye kuruyor. Yani başka bir kurgu yapıyor. Ama tiraj anlamında bakarsak Can Hocam kusura bakmasın benimkiler daha çok satıyor. Peki noktayı böyle koydunuz. Ben o zaman tam da bu 2 kitaptan devam etmek istiyorum. Cash on the Table, Hushard the Blackboard. Evet. Şimdi burada ilginç ve komik yaşanmış hikayeleriniz var ve aslında o kadar da özel isimlerle çalışmışsınız ki Kemal Sunal'dan Sadri Alışık'a, Öztürk Serengil'den Fatma Giri'ye, Erkan Can'dan Cem Yılmaz'a pek çok sanatçıyla çalıştınız. Sizde mutlaka bir tortu, bir şey, bir iz bırakmıştır, bir ilham vermiştir diye düşünüyorum. Evet. Bu anlamda soru gelsin. Zafer Algöz'ün unutamadığı anısı hangisi? Hangi anlamda? Hadi bir yudum alın ondan sonra. Bu kadar değerli insanla çalıştıktan, iştigal ettikten sonra böyle en sizde iz bırakan tortu anlamında. Benim en çok hayatımda etkilendiğim olay devlet tiyatrolarında 1985-86 senesiydi galiba. Tam yanlış hatırlamıyorsam bir
turne yapmıştık. Balıkesir'de bir otelde kaldık. Balıkesir'de oynayacağız. Otelde yerleştik. Ben de çıktım Balıkesir'i dolaşmaya. Bir kitapçıya gittim. Dedim ki turne nasıl olsa bir hafta 10 gün devam ediyor. Birkaç tane kitap alayım. Akşam oyundan sonra falan odada okurum diye. Birkaç tane kitap aldım. Baktım böyle iplerle bağlı. Balya halinde bir şey duruyor. Bu dedim yeni mi geldi dedim. Adam yeni geldi dedi. Üstündeki kağıdı böyle yırttı. Bir baktım ağır roman. Metin Kaçan yazıyor. Dedim şunu açabilir misiniz? Açayım dedi. Açtı ama baktım şöyle incecik bir şey. Ya dedim bu ağır roman yazıyor ama kitap dedim pek ağır değil dedim. Adam bana hiç unutamayacağım bir cevap verdi. Dedi ki nereden biliyorsun? Belki içindekiler ağırdır dedi. Vay dedim ben bunu alayım. Aldım. Döndüm otele geldim. Oyuna daha çok vardı yani böyle 3-3,5 saat var. Şundan bir başlayayım dedim. Bir başladım sonuna kadar okudum soluksuz. Sonra dedim ki ya bundan ne kadar güzel sinema filmi olur. Şahane sinema filmi olur bundan dedim. Ve nedense orada o kadar çok erkek karakteri olduğu halde kendime Gaflici Fethi'yi yakıştırdım. O kadar renkli bir karakter ki yani bayıldım ya dedim bu Gaflici Fethi çok iyi olur. Ben dedim bu film olsa burada Gaflici Fethi'yi oynamak isterim dedim. Aradan yıllar geçti. Atatürk Kültür Merkezi'nin en üstünde artı prova salonumuzda oyun oynarken, prova yaparken sekreterlikten bir kadın geldi. Bana bir böyle bir kağıt verdi. Dedi ki Müjdar sizi arıyor dedi. Sizinle muhakkak görüşmek istiyor. Çok acil dedi. İyi falan dedi. Aradım ya dedi Zafer'cim dedi biz bir sinema filmine başlıyoruz dedi. Orada dedi bir tane rol var. Senin oynamanı çok istiyorum dedi. Mustafa da çok istiyor dedi. Altı Oklar. Biraz ufak ama dişi de bir rol be Zafer'cim dedi. Dedim film ne, rol ne? Önce onu söyle dedim. Ya dedi biz ağır roman çekiyoruz dedi. Böyle bir anda kalbim böyle bir şey oldu. Bana dedim hangi rol dedim. Ya Gaftici Fethi diye bir rol var dedim. Bekleyin geliyorum hemen. Çok enteresan. Zaten Taksim'den hemen Beyoğlu Emniyet Amiri'nin arkasında İstanbul Gösteri Merkezi miydi? Öyle bir yerde orada buluştuk. Ya o kadar etkilendim. Beni en çok mutlu eden olay. Çünkü kitabı okumuşum. Bundan sinema filmi olursa çok iyi olur demişim. Evet. Gaftici Fethi olsa şahane olur demişim. Aynen. Ve sinemada benim ilk rolümdü. Onunla başladım ben. Gerçekten çok enteresan evet. Bir hikaye. Gönülden dilemişsiniz demek gönülden ki. Gönülden dilemişim evet. O bana nasip oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar çok anı olunca, bu kadar çok yaşanmışlığınız, bu kadar çok yüz yüze geldiğiniz sanatçı olunca insanların sizde bıraktığı izleri ve verdikleri ilhamı da merak ediyorum. Soru gelsin. Zafer Algöz sanat hayatında kimleri örnek aldı? Ben sanat hayatımda hep büyük starları örnek aldım kendime. Hı hı. Yani işte hocam mesela Cüneyt Gökçer'di, çok büyük aktördü, büyük hocaydı. Yıldız Kenter, Allah rahmet eylesin, Müşfik Kenter. Devlet tiyatrolarının çok mühim oyuncuları vardı. Baykal Saranlar, Erol Kardeşeci, Alev Sezer. Hep onlara örnek aldım. Ama dünya sinemasına yani dünya oyunculuk işine baktığım zaman benim için yani oyunculuğum ve sinemanın piri Charlie Chaplin. Hı. Charlie Chaplin çünkü hı hı. Çok büyük bir yetenek gerçekten. Hı hı. Yani şu anda bile seyrettiğiniz zaman filmde arka planlarda hiç fark etmediğiniz detayları görüp ya bütün bunlar olurken arkada saat meğer ters dönüyormuş. Hı. Ben bunu niye görmemişim? Öylesine müthiş bir derinliği olan, 10 parmağında 10 marifet olan bir adam filmi yazıyor, filmi yönetiyor, kadrosunu yapıyor, kendi oynuyor. İşte filmde bir şarkı çalınması gerekiyor. Oturuyor şarkıyı çalıyor, montajını yapıyor. 10 parmağında 20 marifet olan müthiş bir adam. Onun için Charlie Chaplin'i çok hayranlıkla izledim. Oyunculuk anlamında Robin Williams. Hı hı. Mesela Robin Williams da çok değişik bir oyuncu olduğu için çok severdim. Sürekli kendini değiştiren, farklı farklı rolleri oynayabilen. Biz hep okulda derlerdi iyi oyuncu hamur gibi şekilden şekile girmeyi beceren belli bir kalıbın içinde olmayan adama oyuncu denir derdi. Ben de onun için hep ona dikkat etmeye çalıştım. Oynamış olduğum bir rolün bir başkasına benzememesini, ya bu adam da hep aynı şeyi oynuyor demesinler diye ona daha çok özen gösteririm. Kaliteli ve iyi oyuncuları her zaman kendime örnek almışımdır. Kadın olsun, erkek olsun. Ayrıca genç ve yaşlı diye de ayırmam. Bazen mesleğinizde çok tecrübeli olabilirsiniz ama çok genç bir oyuncudan da bir şeyler öğrenebilme şansınız var. Bu işin sonu yok öğrenmenin. Evet. Şimdi bu
Alaylı mektepli konusuna değinmek istiyorum. Sizin zamanınızda işte evet. Ankara Konservatuvarı'nda meslek eğitimde almış olmanız çok büyük bir artı ama tabii Türkiye'de o zaman bu kurumlar çok azdı, az sayıdaydı, çok nitelikliydi. Sonra sayılar doğru. Çok arttı. Farklı kast ajansları, farklı meslek okulları, meslek evet. Okullarına hazırlayan başka kurslar, seminerler. Aslında nitelik çok arttı da nicelik acaba bundan nasıl etkilendi? Bu gençlerin oyunculuk performansını olumlu, olumsuz nasıl etkiledi merak ediyorum. Soru gelsin. Sizce Türkiye'de kaliteli sanat eğitimi verilebiliyor mu? Şu anda verildiğini sanmıyorum. Çünkü sanat eğitimi almış olan ya da aldığını söyleyen işte Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezunum diyor. Konuşuyorum hiçbir şey bilmiyor. Ne dünya tiyatrosundan haberi var ne Türk tiyatrosundan haberi var. Peki neden o zaman bu mesleği seçtin? Oyunculuğu çok seviyorum abi. Hayır oyunculuğu sevmiyorsun. Sen şöhret olmak istiyorsun. Şöhret olmak isteği başka bir şey. Oyuncu olma isteği başka bir şey. Sen önce oyuncu ol. Hele zaten iyi oyuncu olursan zaten şöhret olursun. Şöhret dediğin ne ki bir şekilde gelir seni bulurlar. Yetenekli insanın hiçbir zaman önünü kapatamazsın. Ne sanatta ne sporda. İstediğin kadar bastır. Benim eski aktörlerden oyuncu abim vardı Emin Gümüşkaya. Kulakları çınlasın. Emin abi hep derdi ki yetenekli insanın önüne duvar bile çeksen. O su gibi aradan sızar, çıkar kendini gösterir. Birileri muhakkak görür onu derdi. Bizim zamanımızda dediğiniz gibi Ankara Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu olmayan devlet tiyatrosuna giremezdi. O zamanlar Kara Harp Okulu'ndan mezun olanlar silahlı kuvvetlere giriyordu bir de biz. Yani okulundan mezun olunca hemen Kültür ve Sanat Kurumu'na alıyorlardı. Çünkü elemana ihtiyaç vardı, yeni yeni sahneler açılıyordu. Hatta Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu oyuncular ya da İzmir 9 Eylül mezunu oyuncular bir dönem devlet tiyatrolarına giremiyordu. Ben de bunu hep saçma bulurdum. Ya niye? Ya onlar daha çok kuramsal eğitim görüyorlar. Olur mu? Oyunculuk eğitimi de görüyorlar. Sanki böyle Doğu Almanya, Batı Almanya gibi tuhaf bir ayrım içindeydi. Sonra Allah rahmet eylesin Turgut Özakman hocamızın genel müdürlüğü zamanında diğer okullardan mezun olanlar da kurumlara girmeye başladılar. İyi oldu. İki yapı birbiriyle kaynaşmış oldu. Ama sonra o kadar çok üniversite, o kadar çok Güzel Sanatlar Fakültesi açılmaya başladı ki hiç hayatımda sahneye çıkmadan 4 yıllık okulu bitirip artı mezun 30. olmuş oyuncu var. Elinde diploması var adamın. Yani şimdi il olarak söylemeyeyim ama Türkiye'de özellikle İstanbul'da çok fazla casting ajansları var. Buradan oyuncu ...luk yapma niyetinde olan arkadaşlara söylüyorum özellikle kendilerini korusunlar. Sadece para vermekle kalırlar. Gidip oralarda buralarda 25 liraya 30 liraya bütün gün bekleyip figürasyon yapıp... ...bakın ben sizi ilk defa başlattım bundan sonra da size güzel rol gelecek diyen... ...ne yazık ki kötü niyetli insanlara karşı uyanık olsunlar diye uyarmak isterim arkadaşlar. Ha ben ille de oyunculuk yapmak peki. istiyorum diyorsa o zaman konservatuvar sınavlarına girsin. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi siz hazır tiyatrodan bahsetmişken ben de tiyatroyla ve kırmızı evet. bir soruyla devam etmek istiyorum. Çünkü yıllarca devlet tiyatrolarında sahneye çıktınız. Hatta yöneticilik de yaptınız de aynı evet, şekilde. Sinemadaki kariyerinizin aksine de Coriolanus, Vahşet Tanrısı gibi son derece zor dramatik oyunlarda evet. rol aldınız. Şimdi ben özel tiyatroların büyük sıkıntı içinde olduğu vurgusuyla bu konuyu birazcık masaya hı-hı. yatırmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz günlerde özel tiyatrolara yönelik bir yardım paketi açıkladı. Bunu da parantez içine almak istiyorum. Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. 2020-21 sanat sezonu için 12 milyon liralık bir ödenekten bahsedildi. İşte 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatroya verilmek üzere aslında bu kalemde bugüne kadar gelmiş geçmiş açıklanan tarihin en büyük yardım paketi olarak nitelendirildi. Bundan kim nasıl faydalandı? Belki bunu bir mercek altına alırsınız. Sigorta primleri ve maaşlara destek yapılması konusu gündeme geldi. Özel tiyatrolara devlet tiyatrolarının sahnelerinin açılabileceği Genel Müdür Kubilay Karslıoğlu tarafından söylendi. Bunlardan yararlanıldı mı bilmiyorum. Benim bildiğim Behzat Uygur, Cem Davran ve Ali Poyrazoğlu tiyatroları bu yardımlardan yararlandı. Şimdi mesele özel tiyatroların can bulması, kan bulması ve bu pandemi sürecinde de sanata destek olunması. Bu evet. yardım paketinde parantez içine alacak olursak çok değerli bir sanatçı karşımdayken mutlaka sormak istiyorum. Soru gelsin. Efendim özel tiyatrolar nasıl kurtulur? Özel tiyatroların kurtulması zor. Önce özel tiyatroların kurtulmaya karar vermesi lazım.
Şimdi burada devlet yardımı dediğiniz o miktarı herhangi bir vergi borcu olmayan, yani devletle herhangi bir vergi, SSK borcu falan filan olmayan tiyatrolara dağıtıyorlar diyebiliyorum. Onun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahnelerini özel tiyatrolara kullanmadığı zamanlarda açtı. Devlet tiyatroları da aynı şekilde özel tiyatrolara sahnelerimi açarım. Benim kullanmadığım günlerde, boş günlerde buyursunlar, gelsinler, kullansınlar diye bu teklifi yaptılar. Fakat diyelim ki devlet tiyatrolarının sahnesini aldınız. 250 kişilik bir salon. Özel tiyatronun bu 250 kişilik salonda pandemi kurallarına uygun adette seyirci getirmesi lazım. Hı hı. 125 seyirci getirdin diyelim ya da 100. Şimdi o 100 tane seyirci salonun yarısını kullandığın için zaten seni kurtarmayacak. Kaç liradan bilet satacaksın ve salonun %50 hasılatını alacaksın. O da ayrı bir sorun. Şu da bana çok mantıksız geliyor. Biz sizinle beraber uçakta yan yana oturabiliyoruz. Bir tüpün içinde. 1,5-2 saat hatta 3 saat yolculuk yapabiliyoruz. Ama koskoca tiyatro salonunda yan yana oturamıyoruz. Aramıza mesafe koyun diyorlar. Uçaklarda niye mesafe koymuyoruz o zaman? Çünkü uçakta bir tüp var, öyle değil mi? Ama tiyatro koca bir salon. Tamam, mesafeli otursun. İnsanlar bir şekilde gelip yerlerini alsınlar ama hem de bu anlamda salon kiralarında, kiralama bedellerinde de o işi yapan belediyelere de çok büyük iş düşüyor. Ya salon kirası alma ya da yarı yarıya salon kirası bedeli al. Bir şekilde sen de bir kolaylık göster. Hazır yeri gelmişken süren bitti ama canlı performans sahne sanatlarında eşlik eden müzisyenlerin durumu da çok vahim. Çünkü o çocuklar aylardır işsiz, güçsüz oturuyorlar. Sanatçı çünkü bir yerde ekstraya gitmediği zaman onlar çalamıyorlar. Geçenlerde okudum bir yerde, çok üzüldüm. Birçoğu enstrümanını satmak zorunda kalmış. Birçoğu intihar etmek durumunda kalmış. Ama bunların meslek birlikleri var. İşte MESAM var, HESAM var, bir şeyler var. En azından o meslek birliği havuzundan bu çok insanlara... Çok önemli bir konu. Bir 30 daha veriyorum. Evet, en azından bu meslek birliği havuzundan bu konuda mağdur olmuş olan müzisyenlere maddi anlamda bir destek versinler. Adam aylardır evine kira ödeyemiyor. Çoluğu çocuğu açlıktan perişan olmuş. Bir tane sanatını icra edecek kanun var. Onu da götürüp satıyor. Bunlar çok üzücü. Onun için önce meslek gruplarının bu işe bir el atması lazım. Sonra bakanlıkla, sonra devlet devreye girsin. Biz de elimizden geleni yapalım. Tek muradım budur yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu pandemi sürecinin kültür ve sanat hayatımızı nasıl etkilediğinden bahisle özellikle mizah ve komedi nereye sıkıştırdı bunu evet, biraz daha vurgulamak istiyorum. Çünkü sinema filmleri de pek çevrilmiyor. Setlerde koşullar zor. Tabii. Eğer çevrilirse işte sinema bulmaları bahsettiğiniz tabii gibi mümkün değil. Televizyonlar kısıtlı. Dolayısıyla acaba komedi içinde bir mecra değişikliği mi oldu? Sosyal medya mı yeni platform oldu? Soru gelsin. Gerçek mizah artık sosyal medyada mı? Bence sosyal medyada değil. Yani sosyal medyada mizah olmaz. Orada ancak kendi kendini avutursun. Yani gerçek mizah sosyal medyada değil. Ama sosyal medyada da çok mizah anlamda çok başarılı örnekleri var. O anlamda çok yaratıcıyız. Hı hı. Yani birinin mesela ettiği bir lafa bir başkasının vermiş olduğu cevap, onun zincirleme gitmesi, yani... Hatta ben Kafa Dergisi'nin bir sayısında yazmıştım. Sosyal medyada o kadar komik şeyler oluyor ki. Mesela Messi'yi seven bir futbolseverle Cristiano Ronaldo'yu seven bir futbolsever sosyal medyada birdenbire bir gece birbirlerine bir atışmaya başladılar. O saatte Messi ile Cristiano Ronaldo villasında çekilmiş uyuyorlar adamlar. Sabah antrenmanını bekliyorlar. Bunlar iş öyle bir aşamaya geldi ki. Delikanlıysan salacakta bekliyorum. Formanı giy de gel falan, iş oralara kadar geldi. Onun için sosyal medyada yaratıcılık anlamında mizahi kuvvet olan arkadaşlarımız var ama bu herkes için geçerli değil tabii. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 1975 sanat hayatına başlıyorsunuz. Neredeyse evet, 50 yılı devirdiniz. Çok insanla çalıştınız. Evet. Çok şeye tanık oldunuz. Kitaplarınızda da anlattınız. Şimdi çok oyuncu gördüğünüz için ve bu 50 yıla tanıklık ettiğiniz için özellikle sormak istiyorum. Her dönem konuşulur ya jön meselesi. Soru gelsin. Efendim, Türk sinemasının gerçek jönü kimdir? Bence Cüneyt Arkın. Ben Cüneyt Arkın'ın hayranıyım. Çocukluğumdan beri Cüneyt abi benim için çok ayrı. Neden? Çünkü bence dünya aksiyon filmlerinin kralıdır o.
Cüneyt abinin gençlik resimlerine bakın Allah aşkına. Alain Delon'dan ne farkı var? O kadar yakışıklı ki. Güzel adam yani. Sonra tarz değiştirmiş, aksiyon filmlerine dönmüş. Şimdi o yakışıklı, jön, fakir çocuk ya da zengin çocuk rolleri oynayan adam birdenbire tarz değiştiriyor. Eğer siz iki tane atın arasında gitmeler, ok atmalar, atla devrilmeler, surlardan uçmalar, vücudunda kırılmadık kemik kalmamış. Büyük bir başarı abidesi benim için Cüneyt abi. Hatta hatırladığım kadarıyla yıllar önce dublörü sette antrenman yaparken düşüp boynunu kırdığı için ondan sonra ya başkaları benim yüzümden canından olacağına şu işi ben öğreneyim, bir şey gelecekse benim başıma gelsin demiş. Onun için de kendisine buradan bu vesileyle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Cüneyt Arkın benim için yani bir numaradır. Ama haydi hani, bir de yeni döneme gelelim. Ama Tarık abi de unutmamak lazım. Tarık Akan'ı da unutmamak lazım. Genç oyunculardan. Genç oyunculardan. Şimdi bizim genç dediklerimiz de 40 yaşını geçti çocuklar. Yani mesela Kıvanç Tatlıtuğ'u çok başarılı bulurum. Özellikle yapmış olduğu gelişimi fark ettim. Yani işte ilk başladığı diziyi biliyorum mesela. Gümüş diye bir şey de oynuyordu galiba. Onunla başladı. Sonra farklı farklı işlerde başka başka görmeye başladık. Ha, o zaman adamın işte çalıştığını, emek verdiğini görüyorsun. Kenan İmirzalıoğlu da öyle. O da mesela kendini çok geliştirmiş adamdır. Bizim genç kuşakta şimdi birinin adını saysam abi beni niye unuttun diyebilirler. Alınganlık olabilir ama genç kızlarda ve genç erkeklerde gerçekten çok yetenekli oyuncular var. Yani hiç öyle şey diyecek biri değilim yani buna bir ek bir zaman peki istiyorum, rica ediyorum. Hani şimdiki gençlerden artı olmaz ya verelim falan diyecek kadar öyle bir şey değil. Tam tersine gençler çatır çatır geliyorlar. Yeter ki çocuklara iyi proje gelsin. Güzel senaryo olsun, güzel tiyatro olsun. Çünkü oyunculuk öyle, istediğiniz kadar yetenekli olun. Size gelen senaryo ya da hikaye eğer vasatsa bir yere kadar getirebiliyorsunuz. Ondan sonrası olmuyor zaten. Hep her şey yazılmış olan metne bağlı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi siz bu 50 yılı özetlerken şunu özellikle vurguladınız. O plastik maddenin oyuncunun ne kadar çok şekil değiştirebileceğini görmek evet istedim. Kendinizde de onu hedeflediğinizi özellikle söylediniz. Evet. Hani ne kadar farklı karakter oynayabilirsem artı haneme yazar diye. Ben filmografinize baktığımda 50'ye yakın dizi ya da film görüyorum. Salkım Hanım'ın Taneleri'yle başlayan bir dönem. 2018'de vizyona giren Börü gibi Aksuyan macera filmi, Kurtlar Vadisi gibi bir politik dramada yol alıyorsunuz. Beren Saat'in yer aldığı İntikam dizisinde de yine farklı bir rol. Fakat ne oluyorsa son 7-8 yıldan sonra sanki Zafer Algöz sadece komedi filmlerinde oynar gibi de bir algı doğuyor. Bundan imtina etmenize rağmen. Şimdi içlerinden bazıları çok büyük ilgi gördü, bazıları daha az ilgi gördü. Ama siz kendi muhasebenizi yaptığınızda ya keşke şu rolü de kabul etmeseydim dediğiniz hiçbir rol oldu mu? Soru gelsin. Oynamaktan pişmanlık duyduğunuz bir rol var mı? Yok vallahi. Ben oynadığım bütün rollere sahip çıktım hep evet hayatım boyunca. Ya bunun zaten oynamaktan pişman olacak seviyeye geliyorsan niye oynuyorsun? Baştan diyeceksin ya ben bunu da oynamayayım. Bakarsın zaten senaryoyu okuduğun zaman aşağı yukarı onu hayalinde canlandırıyorsun. Başka insanların nasıl senaryo okuduğunu ben bilmem. Şimdi bir oyuncuya senaryo verirsin, sen burada Ayşe'yi oynayacaksın. Adam hemen alır teksti Ayşe'yi arar. Kaç tane repliği var, kaç tane sahnesi var, ona bakar. Ben öyle bakmıyorum. Bir senaryo ya da bir tiyatro oyunu geldiği zaman, belki o da bir meslek hastalığı okurken, bütün karakterleri hayalinde canlandırıyorum. Hatta oynarken kast bile yapıyorum. Bunu keşke şu oynasa, ne güzel oynar diye. O cümleleri söylerken. Sonra o bütünün içerisinde benim oraya katkım ne olabilir? Benden burada ne isteniyor? Ben bunu niye oynayayım? Oynamam gerekiyor mu? Onların muhasebesini yaptıktan sonra oynuyorum. Oynadıktan sonra ya keşke bunda oynamasaydım demek şeye aykırı. Yani sinema ve dizi mantığına aykırı. Mesela sinema ve dizi tamamen yönetmen sanatı olduğu için büyük ölçüde. Orada kalkıp yönetmen ya keşke buna oynatmasaydık deme hakkına sahip değilsin. Oynatmasaydın. Ya da adam kötü mü oynuyor? Elinde kamera var kardeşim, stop de. Oluncaya kadar uğraş. Olmuyorsa onu çektikten sonra ne yapayım, adam bu kadar oynayabiliyordu, onun hiçbir özrü yok yani. O yüzden tiyatro işte çok kıymetli. Çünkü tiyatroda dur kalk yoktur. Başladığınız zaman 2-2,5 saatlik bir maratonda eteğinizdeki bütün taşları dökerseniz
aşağıdaki insanlar da sizin oynayıp oynayamadığınızı canlı gözleriyle görürler zaten. Evet. Şimdi bu sinema televizyon rekabetinde çok olduğu bu mecra, yeteneğiniz olsa da bu yeteneğinizin keşfedilmesi, evet, rakipleriniz arasından sıyrılmanız açısından hani bu seçmeleri girilir, yönetmenle iyi, hı-hı, geçinilmek zorundadır, işte senaristle arkadaş olunur vesaire. Hı-hı. Başkaları için gerekli olan bu kurallar siz konservatuarlı olmanız sebebiyle belki size pek gerekmedi ama yine de bu rol kapma yarışının neresindeydiniz, hı-hı, ve rol kapmak uğruna soru gelsin. Kişiliğinizden hiç taviz verdiğiniz oldu mu? Asla. Rol kapmak uğruna kişiliğimden taviz vermem ama söylediğiniz anlamda da oyuncuların workshoplara girmesinde korkulacak bir şey yok. Şimdi bazı oyunculara abi tamam 30 yıllık oyuncusun ama yönetmen sizi bir görmek istiyor. En azından şurada yazılı bir metin var. Şunu bir yönetmenle okur musunuz dediğiniz zaman oyuncu diyor ki ben 30 yıllık oyuncuyum. Alsın YouTube'dan benim görüntülerimi seyretsin. Hiçbir filmimi görmedi, hiçbir oyunumu görmedi. Ya filmini gördü, oyununu gördü ama bir de seni görmek istiyor. Yakınla tanışmak istiyor. Bunda hiç kompleks yapacak bir durum yok. Dolayısıyla ben giderim, hiç böyle şeyleri mesele yapmam. 1988 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldum ben. Tiyatronun müdürü Zafer Ergin'di. Zafer Ergin beni çağırdı, kıtaya teslim oldum. Resmi belgemi imzaladı, müdürdü Zafer abi, kulakları çınlasın. Bana dedi ki ya adaş sen İstanbul'da ev tuttun mu dedi. Tuttum dedim. Ya şimdi gelir gelmez hemen İstanbul'a tayin olur olmaz bana rol verdiler. Bir bıraksalardı bir iki ay bir hayatımı kursaydım mı diyorsun? Yoksa oynamak ister misin dedi. Abi ben oynamak isterim, ben boş durmayı sevmem dedim. Ya dedi West Side Story diye bir müzikal yapıyoruz. Devlet Opera Balesi ile ortak. Yukarıda dedi audition yapıyorlar dedi. Ben de yaz tatilinden gelmişim, simsiyahım ama böyle. Metalik kahverengiyim yani. Ondan sonra Amerikalı bir yönetmen var dedi. Nancy Rhodes dedi, yukarıda seçme yapıyor dedi. Senden çok iyi Porto Rico çetesinde o çocuklardan biri olur dedi. Şarkı falan söylüyor musun sen dedi. Söylüyorum abi dedim. Bir çık dedi, kadınla bir tanış dedi. Tamam dedim. Çıktım. Böyle Engizisyon mahkemesi gibi oturmuşlar koskoca salonda. Bir tane piyano var falan. Kadın bana hoş geldiniz falan dedi. Ondan sonra işte tercümanları vardır, kulakları çınlasın. Bizim Civan Canova vardı, Lale Eren vardı. Onlar da oturuyorlar. Kadınla böyle konuşuyoruz karşılıklı. Kadın bana dedi ki sen burada oynamak istiyor musun? İstiyorum dedim. İşte nereden geldim? Peki dedi bize bir şarkı söyler misin? Müzik kulağınız dedi, duyalım dedi. Orkestra şefi de Babür Tongur'du. Babür böyle yanından geçerken bana dedi ki ya Allah aşkına adam gibi bir şey söyle dedi. Kadına dedi ayrılık şarkısını söyleyenler oldu. Maden Dağ Dumandır'ı söyleyenler oldu. Rezil olduk dedi ya. Peki dedim abi dedim. Kadın dedi ne söyleyeceksin dedi. Benim de aklıma şey geldi. Santa Lucia'yı söylemek istiyorum dedim İtalyanca. Oh lovely. Santa Lucia. Napolitan. Evet falan. Babür geçti piyanonun başına. Hangi tondan söyleyeceksin? Yerinden söyleyeceğim dedim. Tamam dedi. Parçayı İtalyanca söyledim sonuna kadar. Finalinde bir de coştum böyle bir Santo diye finali yapınca kadın dedi ki aradığımız Tony'yi bulduk dedi. Ben ne Tony'si dedim. Dedi ki biz dedi başrolü adam arıyoruz. Tony'nin çünkü partisyonları çok zor hep tenor. Artı bir versem Santa Lucia'dan bir kuple alabilir miyiz acaba? Alın. Artı bir veriyorum. Ondan sonra kadın dedi ki yani bu parça hep tenor partisyonları olduğu için bize tenor sesi olan, oyunculuk yeteneği olan adam lazım. Onun için senin Tony olman lazım dedi. Geçtik içeride hemen Tony'nin iki tane şarkısını çalıştık falan ayaküstü geldik. Yani ben o audition'a girmeseydim dolayısıyla öyle bir rolü oynayamayacaktım. Çünkü o kadınla bizi kader bir şekilde birleştirdi. Zafer abi beni onun yanına gönderdi. Git dedi kadın seni görsün. Porto Rikalılardan biri olursun dedi. Kader kadın da bana bir şarkı söyle dedi. Haydi ben Tony de, bize söylesin o şarkıyı. Sulmare Lucica l'astro d'argento graci dai londa Prospero il vento, verita la cire marchetto via. İyi gidiyor, fazla gittim. Ah ben bu ilk defa programda sayılarımızdan rahatsız oldum. Geri sayımdan çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi çok değerli bir oyuncusunuz ama bazen oyuncuların işte senaryo yazmak ya da yönetmenlik yapmak gibi çoğunun da aslında kendi hayat hikayesini filme almak gibi galeleri vardır. Siz bu kadar dört dörtlük bir sanatçı
yaşamışken, 360 derece her açıdan yaşamışken hiç böyle bir isteğiniz oldu mu? Senaristlik ya da yönetmenlik ya da yapımcılık sizin için bir alternatif miydi? Soru gelsin. Kendi filminizi çekmek ister misiniz? Şu anda hiç öyle bir düşüncem yok. Hele bu şu şartlarda yapımcılık yapmak pek akıllıca bir iş değil. Çünkü çok masraflı ve çileli bir iş gerçekten yapımcılık yapmak. Benim mesela hiç becerebileceğim bir şey değil. Yönetmenlik yapmak da benim yapacağım bir şey değil. O başka bir şey. Ha bazen mesela öyle örnekler görüyorum ki ya bu adam bunu yönetiyorsa ben haydi haydi yönetirim. O duygu bende oluşmuyor değil yani. O birçok oyuncuda oluşur. Ama yönetmen olmak işte o bütünün tamamından sorumlu olmak. Hele sinemada. Yani sinemada bir şey olmadı, yapamadık, hay Allah bu kadar oluyor. Bunların hepsinin hesabı yönetmene sorulur. Olmuyorsa yapmayacaksın. Oluncaya kadar yapacaksın. Tiyatro da öyle değil. Tiyatro oyuncu sanatı. Yani her yerde söylüyorum, yine söylüyorum. Tiyatro yönetmenleri kusura bakmasınlar. Eğer ellerinde iyi oyuncu yoksa tiyatro yönetmeni ne yaparsa yapsın o oyunu kurtaramaz. Bazen de vasat bir yönetmeni çok iyi oyuncu kadrosu kurtarır. Ben bunun örneklerini çok gördüm. Yani bildiğimiz mesela muhteşem bir oyun. Aa oyunu bir seyrediyorsun hiç inanılmaz şeyler yapmış yönetmen. Kendince yorumlar yapmış, kuş kondurmaya kalkmış. Halbuki zaten oyunun bir mesajı var, bir şey anlatıyor. Sen onun üstünden ondan yetinmeyip üstüne ben de bir şey anlatayım, ben de bir şey anlatayım. Karıştırmış, çorba yapmış ama oyuncular o kadar kaliteli ki oyuncular oyunu seyreder hale getiriyorlar. Onun için ben hayatımın herhangi bir döneminde yapımcılık yapayım. Ya dur bir de bir senaryo yazayım. Ben daha çok yazılmış olan senaryo üstüne ukalalık yapmayı kendime uygun görüyorum. Ya burası uzun, burası kısa gibi. Ama günün birinde belli olmaz. Belki bakarsınız çok güzel bir hikaye olur. Art oradan 30. Bir senaryo yapıp ya hadi bunu da çekelim. Ben de burada küçük de bir şey oynayayım gibi bir maceraya da girerim. Niye olmasın? Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde aldığınız rolle devam etmek istiyorum. Yalçın Yıldız isimli karakterdi. Daha evet. Sonra Kurtlar Vadisi'nden ayrıldı ama burada daha bana enteresan gelen Kurtlar Vadisi'nde bir de Çakır Süleyman vardı. Çakır evet. Süleyman'ın vefatından sonra da gıyabında cenaze namazı kılındı ve seyircinin orada böyle gerçek karakterle kurguyu ve gerçek hayatı birbirine örtüştürmesi de biraz aslında komik geldi. Şimdi Aşk-ı Memnu dizisi özelinde de aynı şey yaşamıştık. Hatırlarsanız işte Adnan Ziyagi karakterini canlandıran Selçuk Yöntem'e yolda çevirip bak karın seni aldatıyor diye uyarılması gibi. Şimdi Türk izleyicisinin bu yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Hani burada bir naiflik mi var? Kurguyla gerçeği kaynaştırdığı nokta nedir acaba? Soru gelsin. Bu anlamda Türk dizileri çok mu inandırıcı? Ya inandırıcılıktan ziyade insanlar oradaki karakterleri gerçek zannediyorlar. Hı hı. Hakikaten öyle bir handikapı var bunun. Sadece Oktay'ın oynadığı Süleyman Çakır nezdinde söylemiyorum. Mesela TRT'nin böyle en parlak olduğu dönemde Zengin ve Yoksul diye bir dizi vardı. Peter Strauss'un oynadığı karakter senatördü. Nick Nolte daha böyle sokak çocuğu serserisi falandı. Peter Strauss'u filmin kötü karakteri Falconet'ti öldürdü. Falconet'ti de böyle yüzünde yara olan kötü karakterli biriydi. Şimdi Falconetti onu öldürünce dizinin etkisiyle zannediyorum Kastamonu'ya bağlı bir köyde senatör Jordaş ruhuna mevlüt okundu. O zaman gazete yazmıştı. İşte dizinin o kadar çok etkisinde kalmışlar ki ertesi gün senatör Jordaş ruhuna mevlüt okunmuş köyde falan diye. Bizde çok ciddiye alıyorlar. Adam çok zengin oynuyorsa adamı zengin zannediyorlar. Adam kötü karakterse adamı gerçekten de kötü karakter zannediyorlar. Böyle bir kendini kaptırıp gitme durumu var. Halbuki şöyle bir geri çekilip ya bu da bir oyun be kardeşim demek doğrudur. Bana da ya mesela oynadığım rollerle ilgili böyle çok tatlı eleştiriler yapanlar da oluyor. Hani bazen bir yere gidiyorum. Ya abi sen çok iyi oyuncusun ama şu kalleş rollerini oynama ya. Çok teşekkür yani. Ediyoruz. Peki. Şimdi yavaş yavaş futbol konusuna girelim ve birazcık Beşiktaş diyelim mi? Diyelim tabii. Pekala. Şimdi Beşiktaş
Beşiktaş taraftarlığınız herkesçe malum, sizi tanıyan. Evet. Şimdi siz aslında sadece Beşiktaş'ı değil, dünya kulüplerini ve futbol dinamiklerini, evet, de yakından takip ediyorsunuz. 2016 yılında Hürriyet gazetesinde yer alan bir söyleşiniz var. Diyorsunuz ki hayatımı Beşiktaş maçlarına göre planlarım. Beşiktaş'ın maçı varsa, arkadaşlarınız falan çağırsa, evet, da gidilmiyor. En tepede, üçgenin en üstünde Beşiktaş var. Şimdi bu durumu acaba yakınlarınızın tepkisi nasıl, merak etmedim değil, soru gelsin. Beşiktaş sevgisi arkadaşlardan önce mi gelir? Vallahi arkadaşa göre değişir. Zaten benim arkadaşımsa Beşiktaş'ın maçının olduğu zaman beni davet etmez. Bilir yani. Yani mesela öyle şeyler oluyor. Ya cuma akşamı işte şuraya git. Ben cuma akşamı gelmem. Niye? Beşiktaş'ın maçı var. Aman hep Beşiktaş. Ya cumartesi yapın o zaman. Pazar toplanalım. Yani niye ille maçın olduğu zaman? Gerçekten aklım kalıyor. Çünkü seyretmek istiyorum. Seyredemezsem o bende gerginlik yaratıyor. Şimdi nezaketen gitmişsin oraya, oturuyorsun, aklın hep maçta. İkide bir telefonla bakıyorsun, ne oldu, gol oldu mu olmadı mı? Ne yediğin yemekten bir zevk alırsın, ne sohbetten zevk alırsın. Ben de onun için böyle eş dost buluşmalarında falan hep söylüyorum. Abi Beşiktaş'ın maçı varsa mümkünse böyle programlar yapmayın. Ben çünkü seyretmezsem kendimi rahatsız hissediyorum. Onun için de genelde ben programımı hiç değiştirmeden devam ediyorum yani. Hazır Beşiktaş demişken Beşiktaş özelinde bir konuyla devam edelim Sayın Algöz. Türkiye'deki pek çok kulübün mustarip olduğu Beşiktaş'ta çok ciddi bir ekonomik sıkıntının, evet, içinde. Bunu mercek altına alalım. Şimdi Mario Gomez Pepe gibi dünyaca ünlü bir futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıkılmış oyunlar, yıldız oyuncu futbolcuların oynadığı bir takım, fakat 2-3 senedir anladığımız kadarıyla pek işler parlak gitmiyor. Evet. 2015-2017 yılları arasında Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü, Fikret Orman'ın başkanlığı, üst üste kazandığı iki şampiyonluk, işte o dönemde elde edilen yayın gelirleri, yeni stadyumun faaliyete geçmesi, sponsorluk anlaşmaları vesaire derken bonservis bedellerini de buna ekleyelim. Henüz 2 yıl öncesine kadar, evet, ekonomik anlamda çok güzel bir tablo çiziyordu Beşiktaş. Fakat bugüne geldiğimizde işte transfer yapabilmek için zor bulunan bir bütçe, yardım kampanyası düzenleyerek işte maddi yardım sağlanmaya çalışılması, evet, İşte Avrupa Kupalarında ve ligde aldığı sonuçlardan sonra sanki böyle daha başından havlu atmış gibi bir görüntü çizen Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Bu da işte 2-3 sene içerisinde sanki 180 derecelik bir değişiklik olmuş, evet, gibi. Siz hem Beşiktaş'ı hem de diğer kulüpleri, bütün dünya futbolunu yakından takip ettiğiniz için bu yaraya ne merhem olur diye sormak istiyorum. Soru gelsin. Beşiktaş'taki bu kötü gidişatın asıl sorumlusu sizce kim? Beşiktaş'taki bu kötü gidişatın asıl sorumlusu ekonomi. Sadece Beşiktaş'ın değil, diğer bütün Süper Lig'de oynayan takımların hemen hemen büyük bir çoğunluğunda ekonomik anlamda böyle bir sıkışıklık, bir sıkıntı var. Bu da kimse kusura bakmasın şundan kaynaklanıyor. Her mali kongrede yönetimi ibra ediyorlar. Şimdi ibralaşmak kadar güzel bir şey yok. Sen bunun başına geldiğinde kulübün geliri neydi? Borcu neydi? Nereye ne harcama yaptın? Şimdi burayı nasıl devrediyorsun? Mali kongrelerde bütün kulüplere bakın. Hemen birileri devreye giriyor. Arkadaşlar, yönetimi ibra etmezsek kulüp kapanır ha. Kulübümüz çok zor durumda kalır. İbra edin diyor. İbra edince de ibra etmiş oluyorsun. Hayır. Herkes yaptığının hesabını vermeli. Ne aldın, ne verdin. Beşiktaş'ın şu birkaç sene öncesine bakarsak, yıllardır hep hayal edilen ama bir türlü gerçekleşmeyen stadı yapıldı. Dünyanın en güzel stadlarından biri olarak yapıldı. Güzel transferler yapıldı. Kulüp bir büyüme içerisine girdi. İşte Come to Beşiktaş sloganıyla Candaş Tolgalar'ın başlattığı o Come to Beşiktaş'la neredeyse dünyada 1-1,5 milyar insanın Beşiktaş futbol takımından haberi oldu. İşte bizde, bizim ülkemizde başarıda bir istikrar yok. Bir yere kadar geldikten sonra onu uzun vadede devam ettiremiyoruz biz. Şimdi yıldız oyuncuları almışsın, bir takım kurmuşsun. Ondan sonraki sene oyuncuların tamamını gönderip yeniden yapılanmaya giriyorsun. Öyle yeniden yapılanma olmaz. Ve uzun vadede şunun olacağını ben görüyorum. Bana bazı taraftarlar kızıyorlar. Abi öyle şey, öyle öneri olur mu? Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da öyle bir an gelecek ki bir yatırımcı tarafından satın alması gerekecek. İngiltere'de, Fransa'da bunun için kıyametler kopardılar. İngilizler de çok tutucudur. Fransızlar da öyledir. İşte Paris Saint-Germain'i kimseye sattırmayız diyorlardı.
öyle bir adam geldi ki Paris Saint-Germain'in tüm borçlarını ödedi. Yeniden dünya takımı yapmaya çalıştı. Üstelik de yatırımcının gelip tüm bu borçları üstlendikten sonra bir de hevesinin kaçmaması gerekiyor. Avrupa'daki, dünyadaki kulüplerin altyapılarının nasıl çalıştığını ben biliyorum gerçekten. 83 milyonun tamamı futbolla yatıyor kalkıyor. Dünya çapında bir futbolcumuz yok. Vardı bıraktı Sergen Yalçın olarak. Noktayı da böyle koyarım diyorsunuz. Tabii. Peki şimdi kırmızı bir soruyla yine Beşiktaş'la devam edeceğim. Ve futbolun ekonomisini masaya yatırmak istiyorum. Şimdi maddi kaynak yaratabilmek güdüsü taşıyor Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de aynı şeyi yaptı. Beşiktaş bırakmam seni dedi. Böyle evet. Bir parolayla yardım gecesi düzenledi. Siz de bu gecede aslında aktif bir rol aldınız. Şimdi bu konuda... Buna benzer organizasyonlarda Fenerbahçe'de de yapılmıştı fakat burada taraftar eleştirisi geliyor ve taraftarın da eleştirisi şöyle deniliyor ki neden beceriksiz yönetimlerin cezasını taraftar ödüyor diye. İşte bu kulüplere verilen yardım paralarını istinaden diyorlar ki toplumun gelişmesine yönelik katkısı belirsiz olan futbola ve futbolcuların lüks arabalarına, pahalı saatlerine gittiği de yapılan eleştirilerden biri. Bu tip yardım geceleri neden diyorlar eğitim kurumları için yapılmıyor? Futbol ne kadar bir destek sağlayabilir toplumun gelişmesine? Ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara gitse ya bu paralar diye. Gerçekten siz de bu futbola gereksiz ve abartılı bir kaynak harcandığını ve bunun eleştirilerine katılıyor musunuz? Burada hakikaten arma aşkının, kulüp sevgisinin bir kalp işi, gönül işi olduğunu düşünürsek bu sevginin istismar edildiğini düşünüyor musunuz? Soru gelsin. Kulüplerin yardım gecesi adı altında taraftarlardan para toplaması sizce etik mi? Şu anlamda kulüplerin yardım toplaması şu anlamda etik. Çünkü biz... Serdar Ali Çelikler çok güzel bir şey söyledi geçenlerde bizim burada olan Burada Kalır programına katıldığımızda. Dedi ki şu anda Türkiye'de kulüp başkanı olmak yanan sobaya para atmak dedi. Yani soba yanıyor sen devamlı tomarlar halinde para atıyorsun. Biz de yani ben Beşiktaşlıyım işte Fenerbahçelisi Fenerbahçe'ye Galatasaraylısı Galatasaraylı'ya herkes kendi takımına yardım etmek istiyor. Yani camia aman kulübümüze bir şey olmasın en azından... biraz daha şey yapsın, rahatlasın diye. Ama bizimki şöyle düşünün yani delikli bir kova, her tarafında delik var. Biz sadece bir yerini tıkıyoruz. O direkt geri taraftan, her taraftan gidiyor. Çünkü sadece futbol değil branş kulüplerin maddi anlamda zorlanmasına sebep olan. Bunun yani basketbolu var, voleybolu var, kadın futbolu var, altyapıdaki çocuklar var, antrenörler var. O kadar büyük bir gider tablosu var ki önümüzde. Şimdi gelen paraya bakıyorsunuz maddi anlamda, bir de vermeniz gereken paraya bakıyorsunuz. Arada çok büyük bir uçurum var. Hep Türk futbolunun marka değeri, marka değeri, işte marka değeri diyoruz ama pek de bir marka değerinin olduğunu görmedim şu ana kadar. O zaman biz madem ki Avrupa liglerinde yokuz, Avrupa piyasasında yokuz, niye kalkıp 3,5 milyon eurolar, 7,5 milyon eurolar dünyanın parasını verip dışarıdan adamları getiriyoruz ki? Eğer dışarıda başarılı olmak gibi bir iddiamız yoksa kendi içimize dönelim. Hani hep konuşuyorlar ya yabancı sayısı sınırlandırırsın. Biri diyor 5 olsun, biri diyor 7 olsun. Tamam tamamen yasaklayalım o zaman yabancı futbolcu sayısını. Herkes kendi iç kaynaklarına dönsün. Biz de hep yetenekli adamları arıyoruz. Yetenekli adamlar da pahalı oluyor. Pahalı olan adamı alamıyorsan o zaman hakikaten yetenekli olan insanı yetiştirilmesi yolunda çok ciddi emek sarf etmen lazım. Peki yine bu konudan devam edelim çünkü bu konuda gelen bir başka eleştiri de futbol kulüplerinin taraftarları aslında bir müşteri gibi görmesi zaman zaman. Artık öyle oldu tabii. İşte yani cep telefonlarıyla bir banka gibi evet. Arayıp bir şeyler satmaya çalışması. Hani bu maddeyle maneviyat nerede buluşuyor bunu biraz mercek altına almak istiyorum. Şimdi... Mesela eskilere baktığımızda da acaba durum daha mı farklıydı diye düşünüyorum. Bir Metin Oktay'ı düşündüğümde, bir Can Bartu'yu, bir Lefter'i, bir Vedat Okyar'ı düşündüğümde hani onların kulüp bağımlılıklarıyla, bağlılıklarıyla, sadakatleriyle işte bir Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in o gidip gelmeleri işte evet. Aklıma geliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş tekrar Fenerbahçe. Hani orada bir sadakat ve maneviyat bugünün düzeninde neye evrildi? Evrilirken o çocuksu ve naif duygularla o formayı öpe koklaya sahip çıkan insanların duygusu bu işin neresinde kaldı? Soru gelsin. Yani para girince futbol oyun olmaktan çıktı mı? Oyun olmaktan çıktı tabii. Çünkü sadece bizde değil dünyanın her yerinde futbol çok önemli bir kaynak olarak görülüyor artık. Yani Çin'de
önemli bir derbi maçı oynanıyor. 850 milyon insan seyrediyor. Televizyon kanalı diyor ki çok düşük bir izleyici oranıyla diyor derbiyi kapattık diyor. 850 milyon insan seyretmiş yani. Ama dediğiniz çok doğru. O eskinin camiaya ait olmak, işte kulübe ait olmak, o aidiyet duygusu artık şey oldu, bitti o iş. Futbolcular da işin profesyonelliğindeler. Amiri, yani amiyane deyimiyle kaşarlaşmış vaziyetteler. Siz beni kulübe çağırıyorsunuz. Basın mensupları burada atarken çıks 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 şunlar yapılıyor genelde. Şöyle bir de bu formayı öpmeler. Sonra kontratın sonuna doğru birisi geliyor size 250 bin euro daha fazla para veriyor. Ya da 250 bin lira. Kulübe diyorsun ki ya bak bana buradan böyle bir para veriyorlar. Ne diyorsun? Ya sana o parayı kimse vermez. Öyle mi? Veren adama da gidiyor adam. Futbolcuya da kızamazsın burada. Çünkü onlar da bu işi 35-36 yaşına kadar yapıyorlar. 35-36 yaşından sonra artık futbolda yavaş yavaş emeklilik dönemi başladığı için ondan sonrası koca bir yalnızlık. Futboldan kopmak istemiyorsan teknik direktör olabilmek için kurslara gidiyorsun. İşte lisans almaya çalışıyorsun. Ya da bir yerlerde yorumcu oluyorsun. Olmadı birinin antrenörü oluyorsun. Ya da bir gün bir takımı çalıştırmak durumunda kalıyorsun. Eğer ama ya ben artık futboldan koptum kardeşim diyorsan 35 yaşına kadar ondan sonraki hayatını devam ettirecek bir birikimin olması lazım. Açlıktan ölmeyesin diye. Aynı şekilde bir de eskiden futbolcu kaçırmak vardı. Ya nereye kaçırdılar Cemil abi diyoruz. İşte Silivri'de bir otele götürmüşler Cemil abi. Evet. Mafya babaları almış böyle ablukaya. İlle şu takıma imza atacağım. İşte Fenerbahçe'ye imza atacaksın. Hep futbolcuyu kaçırır saklarlardı. Şimdi kimse kimseyi kaçırıp saklayamıyor. Her şey açık. Teşekkür ediyoruz. Sen bu adama bir verdin, bu adam 1,5 verdi diyor. Oraya veriyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ben yine futbol ekseninde kırmızı bir soruyla devam edeceğim ama şehir konusuyla. Şimdi sizin Beşiktaşlılığınız öyle bir gönül bağı ki Beşiktaş'tasınız. Evet. Mahalle kültürünü de, ruhunu da, takımı da çok seviyorsunuz. Ama bir taraftan da Bursalısınız. Hem işte konservatuar dönemi, anne babanız Bursa'da. Siz de Bursa'dan kendi şehrim, memleketim diye bahsediyorsunuz. Ama gelin görün ki iş futbol olduğunda Beşiktaş'la Bursa Spor zaman zaman karşıya geliyor. Nahoş durumlar yaşanıyor. Orada tansiyon yüksek. Soru gelsin. Beşiktaş ve Bursa Spor taraftarlarını Zafer Algöz barıştırabilir mi? Ya elbette barıştırırım. Zaten şu anda ortada kavgalık, dövüşlük bir durum yok. Çünkü ne yazık ki Bursa Spor 2. lige düştü. Bir alt lige düştü. Bazen bazı camialar arasında böyle taraftarlar arasında bir şey yarışı olur. Üstünlük yarışı olur. Her yerde söylüyorum. Beşiktaş dünyanın en büyük mahalle takımıdır. Bizden daha büyük mahalle takımı yok. Kendini Beşiktaşlı hisseden herkes de o mahallenin bizatihi mahallenin fertlerinden biridir diye düşünürüm. Bursa Spor Beşiktaş arasındaki o gerilim yıllar önce Bursa Spor'un küme düştüğü yıldan itibaren Beşiktaş Rize'de maçı kaybettiği için vay efendim acaba maçı bilerek mi verdi husumetiyle başladı. Oysa maç 0-0 devam ederken 60. dakikalarda bizim stoper Gökhan Zan hiçbir şey yapmadıyken durup dururken penaltı verdi. Rize Spor maçı 1-0 kazandı. Bursa Spor küme düştü. Ama onun öncesinde Bursa Spor elindeki 5-6 haftayı ne yazık ki boşuna heba etti. Olmayacak maçlarda olmayacak puanlar kaybetti. Hemen yöneticiler de burada kendini kurtarmak için ya bırak Beşiktaş maçını biz 6 maç neler yaptık neleri kaybettik demek yerine hemen hedef olarak o tarafı gösterip kendilerini sıyırmaya çalıştılar. Halbuki Bursa Spor'un ve Beşiktaş'ın tarihine baktığınız zaman Bursa Spor'da oynayan birçok oyuncu Beşiktaş'a gelmiştir ve Beşiktaş'ta da çok iyi performans göstermiştir. Evet, ben bu kadar işlerden güçlerden bahsederken biraz da aile hayatından bahsetmek istiyorum. Evet. Eşiniz Lale Algöz 2010 yılında hayatınızın konu alındığı bir televizyon programına konuk oluyor ve orada şöyle bir yorumu var. Diyor ki onunla yaşamak da ayrı bir yetenek gerektiriyor. Zafer ele avuca sığmaz, hareketli, yorucu, hiperaktif biri demiş sizin için. Evet. Şimdi mutlaka çok keyiflidir ama bir taraftan da hani düşünüyorum Beşiktaş en önde, Beşiktaş maçı olduğu zaman ev stadyum önceliğim, başka bir şey yapmam. Bir taraftan şeye dönmüş, bir simülatör kursuna dönmüş, evde pilotluk yapan bir adam. Bir taraftan oyun, çok renkli bir çevre. Hakikaten kafada da soru işareti bırakmıyor değil. Gerçekten merak ediyorum. Soru gelsin. Zafer Algöz nasıl bir eş? Vallahi dediğine katılıyorum. Ben zor biriyim. Yani şu anlamda zor biriyim. Ben bir şeyi uzun vadede oturup düşünmem. Yani
Şimdi mesela yarın hiçbir işim yok. Bana bir arkadaşım dese ki burada abi acil olarak bir İzmir'e gidip gelmemiz lazım. Ben de gelir misin diye. Ben hemen buradan atlar giderim. Yani hiç demem ki ya niye gidiyorum, niye geliyorum. E tamam onunla beraber gitmek istiyorum. Gidiyorum. O anlamda da böyle elbette başına buyruk biri değilim ama istemediğim bir şeyi yapmak istemem ben. İstediğim bir şeyi de hep yapmak isterim. Yani devamlı olsun isterim. O anlamda biraz çocuk ruhluyum. Tez canlıyım. Çabuk karar vermeyi severim. Çabuk hareket etmeyi severim. Durup oturmak, beklemek, saatler geçsin, zaman geçsin bunlar hiç bana göre işler değil. Yani o anlamda dediği doğru evet. Yani zor bir adamımdır bazı konularda. Şimdi sıradaki sorum son derece önemli. Türk kamuoyunu da bu konuda aydınlatmak istiyorum. Şöyle ki adınızı internet arama motorlarına girdiğimde en çok eşinizle döner yeme konunuz karşıma çıktı. Tabii. Cem Yılmaz da bu konuyu masaya yatırdı. Hatta sizi dönere bakarken işte dönere fotoğraflar uzun baktı diyor, gündeme geldi. Siz de çok ciddi bir açıklama yaptınız. Dediniz ki döner değil köfte yedim. Evet. Ve son noktayı koydunuz. Fakat bu konuyla ilgili hala muallakta kalan bir durum var. Ben bu masada bunu da netleştirmek istiyorum. Ve burada tarih kayıtlarına bir arşive son noktayı koymanızı ve bu konunun bir daha tartışılmamasını istiyorum. Evet. Bu bağlamda soru gelsin. Köftenin yanında piyaz mı yediniz, çoban salata mı? Sadece köfte yedim inanın. Başka bir şey yemedim. Bu haberi niye yaptılar, neden yaptılar hala aklım almıyor. Çünkü ben zaten orada oturuyorum. Şimdi Nişantaşı civarında böyle kafeler falan filan açılmaya başlayınca orada da basın mensubu arkadaşlarla durup hani bir kişiyi görür müyüz, göremez miyiz diye sürekli dolaşıyorlar. Bazen bana da denk geliyorlar. Bana diyor ki abi sizi burada gördük. Hayırdır diyor. Ya ben seni burada gördüm. Ben 21 yıldır buradayım. 21 yıldır bu mahalledeyim. Hep aynı yere gidiyor. Şimdi fırından ekmek almış çıkan adamı çekmenin ne faydası var? Dönerciymişiz. Dönere uzun uzun bakmışız. Sonra düşündüm dedim ki ya memlekette insanlar demek ki sürekli kadın cinayetleri, kadın şiddeti hep bunlar konuşulduğu için karısını bıçakladı, karısını dövdü, karısını öldürdü. İşte karısını iş yerinde saldırdı falan olduğu için burada demek ki adamın karısıyla beraber gidip köfte yemesi ya da döner yemesi haber değeri taşıyor ki çocuk onun için paylaşmış diye düşündüm. Gerçekten aklıma başka bir şey gelmedi çünkü şimdi ben patronu olsam çağırırım dedim ki oğlum böyle bir haber olur mu? Dönercide kavga ettiler tamam. Döneri sevmedi olay çıkardı. Köfteyi alıp adamın kafasına attı tamam bunlar haber ama iki insanın yani otur dönere uzun uzun baktı köfteydi bunlar. Gerçekten inanılmaz yani. Çok teşekkür ederiz. Sırada bir sosyal medya sorusu var. Bunu da açıklığa kavuşturalım. Bu hakikaten ilginç. Şimdi içi mücevher dolu bir çanta buluyorsunuz. Ya, ve evet. Sonra bu çantadaki fotoğrafları işte sosyal medyada yayınlıyorsunuz. Diyorsunuz ki sahibi gelsin bulsun ve hakikaten biri geliyor tarif ediyor. Evet. Siz de bu çantayı veriyorsunuz. Aslında çok normal değil mi? Yapılması gereken etik tabii. Olarak bu. Fakat hani günümüzde o kadar değişik şeyler yaşıyoruz ve hayat o kadar değişti ki değer yapımız. Çok. Sizin bu normali yapmanız çok büyük alkış aldı ve şaşırttı tabii. İnsanları. Soru gelsin. Efendim bunun sahibi çıkmasaydı bulduğunuz mücevherleri ne yapardınız? Karakola götürecektim. Çünkü ben gece gelirken buldum çantayı. Taksiden indim. Taksiye parayı verdim. Kapıyı kapattım. Adımı atarken yerde böyle gece karanlıktı çünkü orası. Hış diye bir ses oldu. Ya ayağım bir şeye vurdum dedim. Bir baktım şöyle fermuarlı bir çanta. İçi de dolu. Allah Allah. Sağa sola baktım kimse yok. Sonra evin apartmanın içine girdim. Apartmanın aydınlığında açtım baktım içinde şıkır şıkır bir şeyler var. Yani başta ben imitasyon zannettim onları. Yani çünkü evdekilere gösterdim ya bu kadar büyük taş mümkün değil gerçek olamaz dediler. Ama üstünde böyle ekspertiz bir şeyler yazmış notlar ve dolarlar falan filan yazmış. Aklıma geldi şimdi gece o vakitte kimi arasam... ertesi gün dedim kuyumcu arkadaşım var Ersan Nişantaşı'nda Ersan'a sorarım dedim. Ersan eğer abi bunlar gerçeklerse götürüp karakola veririm Nişantaşı karakoluna diye düşündüm. Sonra da aklıma şu geldi ben dedim böyle bir çantayı kaybetsem ne yaparım? Bizim mahallede olduğuna göre bizim mahalleden birileri olabilir dedim. Sadece çantanın fotoğrafını çektim Instagram'a koydum. Dedim ki arkadaşlar böyle bir çanta buldum sahibini arıyorum ama içinde ne olduğunu yazmadım. Tesadüfen çantanın sahipleri tabii gece fark ediyorlar düşürdüklerini, üzülüyorlar falan. Ertesi gün karakola geliyorlar.
Karakolda da beni takip eden bir polis memuru kardeşim diyor ki, ben diyor Zafer abi Instagram'dan takip ediyorum. Gece böyle bir çanta paylaştı diyor. Bakıyorlar, aa evet falan. Sonra beni buldular tabii telefonda. Onlarla buluştuk, çantalarını verdim. Olması gereken bu. Ama onun dışında niye verdin, atsaydın ya cebine diyen insanlar da oldu. Ben niye cebime atayım, bana ait olmayan bir şeyi hangi hakla, hangi yüzde alıp gidersin? Yani böyle düşünen insanlar da var ne yazık ki. Yani eline fırsat gelmiş, neden verdin diyor çantayı. Vereceksin tabii. Vermezsen Allah başka yerden çıkarır onu. Çok İnsan doğru. Vicdanlı örnek, olmak zorunda. Örnek bir davranış sergilediniz. Bunun altını bir kez daha çizelim. Babalığınızla ilgili bir sorum olacak. Pandemi döneminde siz Cem Yılmaz'la birlikte ortak yayınlar yaptınız. Hatta o yayınlardan birinde dediniz ki ya ev kadınlığı hiç de yorucu değilmiş. Kadınlar bu işi abartıyor. Ay belim ağrıdı. Hepsi yalan dolan dediniz. Cem Yılmaz o sırada devreye girdi. Biraz uyarmaya çalıştı ama siz dolu dizgin bu ev kadınlığını hafife almaya da devam ettiniz. Bilmiyorum kadınlar size kızdılar mı? Sözlerimin de arkasındayım diyorsunuz. Ben de merak ettim. Hani böyle çocuk büyütürken, işte babalık yaparken ev işlerini ne kadar paylaştınız, ne kadar üstlendiniz, yoksa bu tamamen kadınların, kız çocukların üzerine atılan bir sorumluluk mudur? Çocuklarınızı bu konuda neyi öğütlediniz? Soru gelsin. Efendim Zafer Algöz nasıl bir babadır? Vallahi iyi baba mıyım, kötü baba mıyım onu bilemem ama ev işleri konusunda hani yemek yapmak, salata doğramak, şunu yapmak, bunu o konularda elinden geleni yaparım. Hı hı. Asla da üşenmem böyle bir şey için. Şimdi bazen kadınların bundan şikayet etmesinin sebebi plansız, programsız işe girişmeleri. Yani evde bir faaliyete gireceksin. Temizlik mi yapacaksın? Nereden başlayacaksın? Nereden başlayacaksın? Nerede bitireceksin? Yemek mi yapacaksın? Onun sıralaması ne? Önce çorbayı mı yapacaksın? Sonra etli yemeği mi yapacaksın? İçine ne koyacaksın? Bunları planlı programlı yaptığın zaman ortada abartılacak bir şey yok. Çünkü ben pandemi döneminde hep evde olduğum için yemeği çıkar, yemeği pişir, yemeği koy. Efendim senin tabakları götür bulaşık makinesine diz, olmadı büyük tencere var. Ben bunları yıkamaktan, temizlemekten asla üşenen biri değilim. Başkasının evinde de olsam yaparım. Onun için de biraz esprili de olsa onu yazdım. Dedim ki ya kadınlar bu işi çok abartıyorlar dedim. Ev kadınları için söyledim. Halbuki dünyanın en zor mesleği. Hele hele anneyseniz bir de çalışan bir anneyseniz yandınız. Hı hı. Sabah kalk millete kahvaltı ver. Çocuklar okula gitsin, adam ev işine gitsin, sen işine git. Akşam tekrar dön gel, bir daha yemek faslı, bunun çamaşırı var, bulaşığı var. O yüzden kadınların işi hakikaten zor yani. Ben biraz tabii esprili yazdım ama hiç kolay bir iş değil yani ev kadınlığı. Peki. Ben şimdi son soruyla bu maratonun nihayetlendirmek istiyorum. Tecrübeleriniz ve bilgileriniz doğrultusunda fırsat buldukça siz de gençlere çok tavsiyede bulundunuz. Şimdi sesinizin duyulması kolay ama siz gençken acaba size tavsiyelerde bulunacak kaynaklarınız var mıydı? Bu kadar ehil insanlarla birebir dirsek temasınız oldu mu? Dolayısıyla bu bilinçle, bu olgunlukla, bu yaşanmışlıkla ve bu hazmetmişlikle siz soru gelsin. Bugün 18 yaşındaki Zafer Algöz'le konuşma şansınız olsaydı ona neler söylerdiniz? Elbette 18 yaşındaki halim olsaydı 18 yaşında yaptığım hataları yapmazdım. Daha dikkat ederdim birçok şeye. Şimdiki gençlerin bizden sonra gelen genç kuşağın ve geleceklerin en büyük şansı bilgiye erişimin çok kolay olması. Yani biz eskiden herhangi bir kitabı bulabilmek için kütüphanelere giderdik. Kütüphanede yok. Ya nerede bu kitap? Bakar adam, ya Jülide Ateş diye bir kızımız almış 3 gün önce, daha getirmedi. Abi getirince ne olur bana ayır, ben gidip onu alayım. Evinde Meydanlar serisi olan adama büyük kütüphane sahibi gözüyle bakılırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Teknoloji var herkesin önünde. Google arama motoruna yazdığın zaman tak diye önüne geliyor. Ama bizim zamanımızda bize abilik yapan, rehberlik yapan, hocalık yapan insanların idealist tarafları çok daha kuvvetliydi. Yani seni başından sağmaz. Seni konservatuar imtihanına hazırlar. 3 ay seninle ilgilenir, çalıştırır hiçbir beklenti içinde olmadan. Sahneye çıkarsın, provalarda sana yardım eder. Oyun oynarsın, oyunda yardım eder. Turneye gidersin, turneye yardım eder. Biz hep bu şekilde yetiştik. Ama şimdiki genç kuşakta ellerinde çok fazla imkan olduğu halde başkalarını dinlemeye, başkalarından feyiz almaya şeyleri yok, sabırları yok. Herkes hemen bir işe başlar başlamaz zirvede olmak istiyor hemen. Yani mesela adam genel müdür bir yerde. Tamam ama 35 yıl emek vermiş, genel müdür olmuş.
Sen 35 gün önce üniversiteyi bitirmişsin, diyorsun ki o adamın yerinde benim olmam lazım. Onun yerinde olabilmen için dünya çapında çok büyük bir yetenek olman lazım ki adamlar o adamı emekledip seni oraya getirsinler. Hem öyle bir yeteneğin yok, öyle bir emek vermemişsin. Bir an önce ben de basamakları çıkıp adeta böyle sıçrayarak atlayayım, hemen tepeden işe başlayayım diyorlar. Sabırlı değiller. Yani sabırlı olmak lazım, çalışkan olmak lazım, yılmamak lazım, bırakmamak lazım. Bir şeyde ne kadar çok bastırırsan o kadar yürüyorsun ve gidiyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Formatımız gereği bir karnemiz var. Hemen matematik ne yapmışız ona bakalım. Bakalım. Sonra döneceğiz tekrar karnemize bakıyoruz. Efendim, bir dakikalık süremiz kalmış. Süreyi gayet iyi kullanmışsınız. Pas geçtiğiniz hiçbir soru yok. Çok teşekkür ediyorum. Benim sormayı unutup sizin eklemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz herhangi bir başlık var mı? Var. Buyurunuz. Türkiye'de yaklaşık bildiğim kadarıyla 200'e yakın SMA hastası çocuk var. Bu çocuklar yaşam mücadelesi veriyorlar. Ve bir çocuğun da hayatının kurtulabilmesi için çok pahalı bir tedavi olduğu için en aşağı 2,5 milyon dolarlık bir tedavi şeyi var, süreci var. Kullandıkları ilaçlar çok pahalı. Hı hı. Dolayısıyla bizim gibi, yani benim gibi sosyal medyada tanınan, bilinen insanlar hep bu ailelerden yardım çağrısı geliyor. Ne olur işte evladımızı kaybetmeyelim, bağış kampanyamıza destek verin, adayı kurtaralım, işte barışı kurtaralım, umutu kurtaralım. Şimdi baktığım zaman 200 tane çocuk ve bunun birini kurtarma maliyeti 2,5 milyon dolar. Bizim tek başımıza yapacağımız bir iş değil bu. Belki bir SMA hastalar için ayrı bir ünite, ayrı bir oluşum kurup oraya devletin eliyle o gelecek olan yardımları denetlemek, çocukların tedavisini yapmak onun için bence çok daha sağlıklı olur. Çünkü öbür türlü şöyle alınganlıklar oluyor. Abi işte bunu paylaştın, bizimkini niye paylaşmadın? Bizimki evladımız değil mi? Elbette hepsi bizim evladımız. Hiçbirinin ışığının sönmesini istemeyiz. Ama bu konuya Sağlık Bakanlığı'nın eğilmesi lazım. Sağlık Bakanlığı böyle bir SMA oluşumu için ayrı bir şey oluşturursa, biz oyuncular, sporcular, şarkıcılar, aklınıza gelecek kim varsa o oluşuma destek veririz. Hiç olmazsa çocuklarımız da bundan sonraki hayatlarını sağlıklı devam ettirirler diye düşünüyorum. Umarım buradan da bu mesajımızı Sağlık Bakanlığı dikkate alır. Fazla da vakit geç olmadan bu işlere el atar diye düşünüyorum. Ne güzel, bu süreyi de bir farkındalığın altını çizerek evet, nihayetlendirdiniz. Zafer Algöz, çok teşekkür ediyorum. Sizi bugün ilk kez birebir tanıyorum. Zaten çok beğendiğim evet, bir sanatçıydınız. Yaptığınız işe de o kadar zor dönemlerden geçiyoruz ki doğru, insanları güldürmek, mizah çok zor bir şey ve de çok kutsal buluyorum. İyi ki evet, varsınız, iyi ki sizlerle birlikte sanatı deneyimliyoruz. Çok kıymetlisiniz, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, 40'ın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla 40 soruyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.